Yeşil Deniz 39. bölüm. Tarlada çalışan insanlar üzerinde Yeşil Deniz Merhaba. Yazdı. 38. bölüm özeti. Elimden bir kez daha çıkmadan geçme sen bakayım bana be. Tez geçme. Geçiyorum durma. Allah'ım salli Allah'a seyir. Allah'ım ölü. Gece saatleri. Kazma yatıp küreyi aldı. Açtığı çukuru aceleyle doldurmaya çalışıyor. Uyar mısın Mugı takılı ya? Tövbe estağfurullah. Allah affet. Tövbe estağfurullah. Akşam karanlığında Hüseyin arabasıyla dönüşe geçmiş. Ucuz kurtuldun Hüseyin. Allah korudu. Kimsecikler görmedi. İyi sıkıştım. Direksiyonu tuttu, eline baktı. Yüzük, yüzük yok. Yüzük yok lan. Vallahi yüzük yok. Arabayı durdurdu. Oğul adamı düşürdüm yoksa? Cukuru kazarken, cukurun içine mi düşürdüm ben yüzüğü? Yandım ben. Yandım. Lan içinde bombastik şey yazıyordu. Dosya gitsen Almancası. Almanca'dan çevrilense yandım ben. Yandı seni. Hüseyin'in evi. Sibel hışımla açtığı kapıda kala kaldı. İsmail ve Süleyman kapıda. Siz miydiniz ya? Ben sandım. Biz ters bir zamanda geldik galiba. Kusura bakmayın. Hüseyin abiye baktık da biz. Acaba evde mi kendisi? Bizim onunla ufak bir işimiz vardı da. Yok. Gelecek ama. Elbet gelecek. O zaman ben göstereceğim ona. İsmail Süleyman'a bakıp gidelim dedi. Acaba nereye gittiğini söyledim mi size? Söyledi. Erkek adam köy yerinde nereye gidiyorsa oraya gidiyorum dedi. İsmail ve Süleyman bakıştılar. Kahveye. Kavaklı Tepe. İsmail arabadan inip koşarak ağacın altında gömüyü bulduğu yere gelip toprağı işeledi. Kazmamış tane. Gömünün yerini kazmamış tane. Önce ikişer sonra dördü sarmaş dolaş sarıldılar. Kutluyorlar. Nerede kaldı bundan uzman? Lan billahi geliyor lan. Vallahi billahi billahi geliyor. Baksana lan. Koşarak arabanın arkasına gizlendiler. Tepenin ardından Hüseyin'in arabası göründü. Arabayı aldırmadan virajı alıp Kavaklı Tepe'den geçip gitti. Tek tek arabanın ardından çıktılar. Gördünüz mü? Babam değil mi bunun dayındaki? Işıktepe tarafından geliyor bunlar. Burayı da kazmamışlar. Lan demek ki gömünün yerini bilmiyorlar işte be. Demek ki Hüseyin amca da bilmiyor yerini. Şşş, beni bakın lan. Bununla haritayı çözmeye çalışıyor olmasın sakın. Bu kafasına tüy diktiğim senin bu bana kafalayıp haritayı çözdürmeye çalışıyor olmasın Cemil? Ne? Benim babam harita çözmekten anlamaz ki. Ana mı le? İbin dudak sarkıttı. Sabah oluyor. Yavaşça geceden gündüze hızla geçti. Tarlalar üzerinde bulutlar geçerken güneş parlıyor. Hüseyin şerit çekilmiş olay yerine insanların içinde başını eğerek geldi. Kendini siperleyip jandarmalara bakıyor. Askerler maskeleri yüzlerinde cesedi battaniyeye sarıp kaldırdılar. Savcı olayı izliyor. Tümseye fark edince toprağı öyle eşeleyiverem dedim. Parmağı öyle çıkıverdi. Vallahi aklım oynadı yazdım komutanım. Sonra size haber verdim işte. Kim olduklarını gördün mü? Yok komutanım. Koştum arkalandan ama arabaya yetişemedim. Gecelikte göremedim markası falan neydi. Bittim sen. Bittim. Yeminle bittim sen. Allah. Kıçarak uzaklaştı. Baba. Seninle konuşacaklarımız var. Çiçeklen sonu sularsın. İncidiye ve bak emmene. Sen. Dün gece Işıklı Tepe'de Gostak Hüseyin'le beraber ne yapıyordun? Ne Işık Tepesi, ne Kostak Hüseyin'i? Ben oraya buraya gitmedim. Allah Allah. Vallahi biz öyle görmedik Hüseyin dayı. Beraber Işık Tepe'den aşağı iniyordunuz gece gece. Gazmalan kürek de vardı arabada. Ne yapıyordunuz siz? Cendermeler çağırırım, sana zorla gerçeği anlattırdılar bak. Kaşlarını çatıp sırayla tehditkar parmaklarını salladılar. Tamam canım, söyleyeceksin. Evet, gittim. Dün gece ölünün yerini değiştirmeye gittik. Ama yapamadık, olmadı, başaramadık. Neyse yaparız sonra. Aman ha, kimseye söylemeyin. Devlet sırrı bu. Sonra başarız yana. Gördünüz mü? Gördünüz mü bak babamı kandırmış. Bir de cesedi babama gömdürmüş. Muzo, neresin lan sen? Bırak şu oyunu, gir içeri. Vermeyeceğim ya, vermeyeceğim. Muzo arkadaşlarıyla itiş kakış oynarken elindeki ucuna ip bağladığı yüzük havaya fırlayıverdi. Hüseyin gözüyle yere düşen yüzüğü takip ediyor. Yüzük! Yüzük!
eğilip elini aldı. Öncesin. Ne arıyor lan bu sende? Benim koltuğun altında buldum. Splinter yapıyoruz biz onunla. Söyleyecektim ama unuttum ben onu. Doğarım lan seni. Çocuklar korkarak kaçıştılar. Splinter'miş. Fıydırık. Gençler, katilin kimliğini tespit ettik falan dediydiniz az önce. Kimmiş bari? Yani bu seni aldığımız yerin az berisinde sinek köyü var, biliyor musun orayı? He. Katil oradanmış. İsmi neydi ya onun sinekli? Medet. Medet, he. Sen nerelerdensin bagen? Ben seni hiç görmedim bizim kasabada. Sinekli köyü biliyor musun ya? Hani bahsettiğiniz katilin köyü. O köydenim ben. Hadi ya, kimlerdensin dayı? İsmin ne lan senin? Katil tanıyor musun yoksa? Yok yani. Tanıyorum, tanıyorum. Hem de çok iyi tanıyorum. Medet derler bana! Medet çakısını Süleyman'ın kulağına tuttu. Emin ve Cemil korkarak birbirlerine sarıldılar. Medet derler bana. Ne demişsiniz lan beni? Sürmeyeceğiniz lan. Sürmeyeceğiniz. Ne demişsiniz beni? Dayı araba kullanıyorum. Bak bir kaza olacak şimdi. Konuşma lan. Gelsin sür şu arabayı istasyona. Gelsin sür. Hüseyin tuvalette çakmakla pasaportları yakıyor. Tuvaletin kapısından hafiften dumanlar çıkmaya başladı. Sibel kapının önünde çantalarla Muzo'nun önüne eğilmiş bekliyor. Bir şey kokuyor. Ne kokuyor? Yanık kokuyor ya. Yanık. Kapı altından çıkan dumanı fark etti. Buradayım. Ne yanıyor içeride? Abi aç kapıyı. Ne yanıyor içeride? Gardını alıp kapıya tekme atarak kaçtı. Hüseyin yanık pasaportla Sibel'e sırtıyor. Abim ne yapıyorsun sen ya? Pasaportla mı yakıyorsun? Duman yılışık gözlerini yaşartırken eliyle dumanı dağıttı. Sibel dişlerini sıkarak elini yumruk yaptı. Valiziyle evden çıktı. Sibel, Sibel yanlışlıkla oldu diyorum sana. Dur sana kız. Bilerek olmadı diyorum sana. Kulağımdaki gıllar uzadıydı. Ben de onu yakayım dedim. Anladım. Sonra ateşin puf demesiyle pasaporta sıçraması bir oldu. Of. Sonuçta ateş düştüğü yeri... Sibel! Sibel! Nereye gidiyorsun? Kızın pasaportu yok. Cebinde 5 kuruş paran yok. Sibel! Arabayı sür. Yavaşladı bu araba gene. Yok. Yavaşlamadım ben. Biz seni yetiştireceğiz istasyondayız. Sen hiç merak etme. Biz seni yetiştireceğiz. Emmi vallahi bak çocuğun sevdiği var. Evlenecek bu. Sen illa bunun kulağını keseceksen evlensin sonra kesersin canım. Biz seni hepten kesme demiyoruz. Allah Allah. Oğlum ne öyle şey? Cemil'in kulağında. Ana! Sadıçla ben onu nasıl düşünemedim lan? Dayı ben evliyim biliyor musun? Nacip olsa beni alan almış, satan satmış. Sen onun kulağını bırak da benim kulağım kes gülüm. Gel o zaman böyle. Burnunu kutu kalk çalıştı. Burnunu kapattı. Emin çorabını Medet'in burnuna dayadı. Medet birkaç çırpınmadan sonra tek gözü açık bayıldı. Bayıldı lan. Vallahi billahi bayıldı. Demek ki bunu 2 gün ayağından çıkarmanca yeter etkisi yapıyormuş. Atlıya camı işaret ettiler. Derin nefeslerle rahatlıyorlar. Bahçesindeki Atatürk büstüyle geniş girişli jandarma binası. İsmailer komutanın kapısında bekliyor. Medet kelepçeli çıkartıldı. Görüşeceğiz lan sizinle. Bir çıkın. Kaç yaşında olursam olan bulacağım lan sizi. Bulacağım. Hadi lan oradan. Bulacakmış bizi. Kulağım hala acıyor zaten. Gençler, aferin size. Büyük bir iş başarmışsınız. Ayıp ediyorum komutanım. Bunlar bizim vazifemiz sonuçta. Aslında biz ilk başta sadece ihbar edeceğiz ama adamı tutup getirmiş gibi olduk. Kader işte. Burada ne yazıyorsa o komutanım. Neyse, uygun olduğunuz bir zamanda gelin. Arkadaşlar tek tek ifadenizi alacaklar. Komutanım, bir şey söyleyeceğim. Önce babama bir zarar gelmez değil mi? Onun kafa ağrıda bir öyle gidip geliyor da. Yok yok, bir şey olmaz. Merak etme. Sibel yol kenarında minibüs bekliyor. Gelen sarı minibüs önünde durdu. Sibel bavulunu bırakıp minibüsten inen Neşe ve Mücadele'ye bakıyor. Biz böyle apar topar geldik emmi. Babam bir şey demeyecek mi bize? Derse desin be ya. Başlarım onun sürgününe. Bir kız koruyacağız diye. Bir inat uğruna yerimizden yurdumuzdan mı olacağız? Neşe Sibel'i baştan aşağı süzdü. Yürü kız gidelim.
Sibel yol kenarında çantası yanında gözlerinden yaşlar süzülerek beklemeyi sürdürürken eş annesiyle köye doğru yol alıyor. Bu dizinin betimlemesi TFT Film tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com Koyu mavi taş damarlı zeminde kenetlenen harflerle TFT yapım yazısı oluştu. Güneşin doğuşuyla aydınlanan ovanın tarlaları, evleri, ara sokakları, hayvanları ve insanları eşliğinde ilk hayattaki eşyalar üzerine yazılmış oyuncu isimleri akıyor. İsmail, Burak, Serdar, Şanat, Süleyman, Mert, Turak, Cemil, Burak, Alkaş, Emin, Ali Barkın, Zümrüt, Melis, Babadan, Sibel, Güneş, Sayın, Gülenay, Zeynep, Gülmez, Emine, Elvan, Dişli, Molla Hüseyin, Emin, Gümüşkaya, Neşe, Semiha, Bezek, Hicabi, Emin Gürsoy, Yılmaz Yener Gürsoy, Cemile Nalan Okçuoğlu, Hayati Zafer Kürşat, Bahri Eren Can Vurucu, Safiye Şive Şenözen, Fikri İbrahim Naci Öksüz, Sabahattin Ceyhun Tutan, Zarife Zeynep Deniz Denker, Arife Hidda Zizan Alp, Rahmet Ali Rıza Özbilgiç, Mehmet Ali Alaaddin Saka, Ersin Berke Acar, Gonca Cemre Baysar, Semih Yılız Çam, Naciye Özgür Uslu, Muzaffer Suat Toprak Özer ve Kamil Nuri Gökaçak ve Hafize Jale Aylarcı ve Hüseyin İlker Aksun. Tarlada çalışan insanlar üzerinde yeşil bir yazdı. 39. bölüm. Kusura bakma MacGyver, sen çok iyi bir insansın. Çarşı meydanında tenteli tezgahlar. Neşeler geçiyorlar. Oh be! Mis gibi havasını özlemişim be ya. He şöyle ciğerlerim bayram etsin azıcıkın. Tebu Rabia ablalar evin önüne sundurma mı yaptırmış be Neşe? Ne kadar denişmiş buralar be Neşe. Ne denişmiş anne? Her şey aynı duruyor işte. Yok yok. Denişmiş her taraf. Ete burada oturaklar bile yoktu. Ana, ete bunlar da yoktu be ya. Sarı Efe ve arkadaşlarının yamulan heykelleri. Neşe Süleyman'a benzeyen heykele baktı, yürüdü. Mücadele merakla heykellere yaklaşıp iyice göz gezdirdi, peşi sıra yürüdü. Caminin önü. Neşeler geçerken Emine camiden çıktı. Neşe! Emine! Kız! Koşup birbirlerine sarıldılar. Vermedin geleceğini. Hanımın öyle kafası aniden atınca geliverdik aniden. Ay hoş geldiniz Mücadiye abla. Hoş bulduk Emine. Çok hoş bulduk beyab. Üzlemişiz kasabayı. Anam. Çantasını Mücadiye, yere bıraktı. Sen misin kız bu? Cemile elindeki ya, kovayı bırakıp geldin, kendine koşan Mücadiye ile sarıldı. Camiyi temizlersiniz ha bensiz. Neşe. Hoş geldin güzel kızım. Hoş bulduk Cemile abam. Cemile Neşe öpücük attı. Kız, beni bakma gel. Sen acık çikinleşmiş misin sanki? Tütütü maşallah. Hadi kız oradan. Asıl sen pek bir denişmişsin. Böyle evlilik bir aramış, yanaklığın alan olmuş. Yanağını sıktı. Süleyman'ın haberi var mı geldiğinden? Yoksa ona da mı sürpriz olacak? Yok onun haberi geldiğimden. Zaten kimsenin haberi yok. Sen de kimseye söyleme, tamam mı? Emine zoraki onaylarken Neşe ellerinden tutup başını çevirdi. Açılın bakayım beyler. Yeşilova'nın fatihleri geliyor. Bakın şunları diyor. Analığa ne yiğitler doğuruyor be. İsmail'ler tam oturacaklarken mahcup el sallayıp tebessüm öyle ettiler. Öyle şeyler yapma, görün. Gerek yok ya. Aynen. Hiç yiğit görmesek yutturacaklar vallahi ya. Aferin lan size. Helal olsun. Ne gözü kara adamlarmışsınız lan siz. Nasıl yakaladınız lan adamı? Sağ olasın Zehra abi. Kolay olmadı vallahi. Bir takım badireler atlatmadık değişince. Adam böyle arabanın arkasından bıçağı benim boğazımı dayayınca böyle kulağımla boğazım arası kararsız bir yerde hem de hiçbirimiz korkmadık vallahi. Şu kadar korktuysak içtiğimiz çayla aram olsun. Korkmadık. Öyle be, arkadaşlarım korumak için kendimi öne attım. Dedim katile, bana bak dedim. Arkadaşımın dedim kulağınla boğazın arasında bıçağı dedim, dayama dedim. Benim dedim kulağımla boynumun arasında dayadı dedim, bıçağı dedim. Bak dayadı bak. Öyle bak, burada hala iz bile var, görüyor musun? Babasını gösterdi. Yani sizin anlayacağınız, biz gerek OFM olsun, gerek sayılmaz beyaz eşya olsun, gerekse elbol lokantası olsun, gözümüzü budaktan sakınmadık, katili yakaladık. Hadi lan oradan yakalamışlarmış. Şansın olmuştur o bir kere şansın ha. Yoksa siz bir katil nasıl yakalayacaksınız? Hayır yani ben yakalayamamışken siz nasıl yakalayacaksınız? Onu deyiverin. Bizim de kendimize göre bir takım taktiklerimiz var Sebahattin. Hı. İnce eşin sırrı ne diyecek olursan
Fikri ne diye dikkat kesildi. Çok çalış bak. Çok çalış bak. Çok çalış bak. Sadece öyle çalışmak da yetmiyor. İnsanda şu kadarcık şöyle az birazcık da yetenek olacak. Fikri abi bir de bende masaya vurdu. Acı kuvvet var ya. Böyle bir tuttum katili kolundan. Böyle bir kavradın mengeni gibi. Benim kavramamla adamın sinirle boşalması bir olmasın mı? O sinirle boşalmasıyla elinden bıçağı düşürmez iki olmasın mı? Allah! Sonu garip bir tuttum bunu saçlarından. Böyle ağzın ağzın ağzın. Savurduğu yumrukları havada kalıverdi. Neşeleri gördü. Ağzını tüpüren be. Neşe. Karşıdan yürüyorlar. Hayatinin hanımından kızı değil mi lan bunlar? Gazipaya geri mi dönmüşler? İsmail ve Emin karşılıklı vahlaşarak dudaklarını ısırdılar. Süleyman Neşe'ye bakıp lafı dudaklarında bir gözü arkada önüne döndü. Şaşkın afallamış. Hurdalık. Ben yokum vallahi siz de iyi veren. Ben bu saatten sonra hiç kimseyi kendime aşık etmekle uğraşamam. Vazgeçtim ben. Ne demek vazgeçtim ben? He? Hani yapacaktın? Hani arkadaşların için girecektin bu oyunu? He? Hmm, o Neşe gelmeden önceydi gülüm. Hazır Neşe gelmiş, benim kendimi affettirme fırsatım elimi geçmiş. Ben hiç kendimi riske atamam vallahi. Bizi riske atıyorsun emme Süleyman. Bizi riske atıyorsun emme değil mi gülüm? Lan kızı sen kendine aşık etmezsen bu haritayı nasıl alacağız Hüseyin'in elinden biz? Adamı nasıl kontrol altında tutacağız biz? Ya gider de bulursa gömünün yerine, ya peşimiz düşerse? Bu risk değil mi lan? İsmail duy diye işaret ediyor. Riskse risk. Ben yine bulacağız bir çaresini. Başka yollara deneyeceğiz. Ne? Zaten biz bütün yollar konuşmadık mı? Bütün yollar senin çıkmıyor mu? Bak lan sen de öyle yandan yandan bunlara hak vereye gebe. Keçiye dedi. Vallahi ben orasını burasını bilmez. Neşe burada kana. Ben hiç gidip alemin kızın kendime aşık edemem onu gör. Çekil lan. Keçi korkup kaçtı. Ne demek lan hiçbir kızın peşinden koşmam. Gel buraya Süleyman. Lan biz ne yapacağız be? Cemil'i mi aşık edeceğiz? Hadi lan. Emin yası kaçmaya yaşatacağız ne yapacağız? Bari onu deyme Süleyman. Tükürdü. Hem keçiye ne bağırıyorsun lan sen? Onun ne günahı be? Gel gülüm sen korkma ya gel sen. Onun derdi senin değil biliyor musun? Keçi kenardan bakıyor. Onun derdi başka. İlçedeki kahve ve berberin olduğu çarşının içi. Affedersiniz. Burada konsolosluk nerede acaba? Ben rise pass çıkaracağım da. Pasaport yani. Nasıl yapacağız? Kadın boş boş nereden bileyim diye baş sallayıp yürüdü. Sibel çaresizce yürümeye devam etti. Kahvede oturan adama yöneldi. Pardon. Ben konsolosluk arıyorum da burada nerede acaba? Ben bilmiyorum kızım. Şu Arzu Halcı var ona sor o bilir. Sağ ol. Binanın köşesinde çapraz oturmuş gözlüklü beyaz saçlı daktilosun başındaki adama koştu. Alo. Ben konsolosluk arıyorum da kimse bilmiyor. Pasaport çıkaracağım ama yolu bilmiyorum ben. Konsolosluk bu. Konsolosluk burada ne arasın kızım? Sen turist miyim yoksa Türk müyüm? Yok, ben Türk'üm ama Almanya'da yaşıyorum. Benim hemen Almanya'ya dönmem lazım da yandı benim pasaport. Öyle desene, pasaportları burada konsolosluk vermiyor. Emniyete gidecek. Emme burada değil. İzmir'de. Burada pasaport çıkmıyor. İzmir? İzmir. Nasıl gideceğim İzmir'e? Bir tren vardı da. Bir saat önceydi o. Akşama bir otobüs var 8'de. Onunla gidebilirsin. Good. Ama yarın cumartesi. Pazartesiye kadar beklersen bir tek o var. Pazartesi mi? Evet diye baş salladı. Dindi bak çok iyi. Yapacağım ben pazartesiye kadar ya. Çantasını yere bıraktı. Kaldım böyle Sibel. Süleyman Neşe'lerin evinin önündeki sokağı yokladı. Bahçe duvarının dibindeki odunlara basarak tırmanıp kiremitler ardından bahçeye baktı. Neşe yerleri süpürüyor. Mücadi ağaca baktı. Teşhis sesin güzelliğine bak Neşe. Bu kasabanın kumruları bile bir başka üter be ya. Buralar bitti. Ben içeri gidiyorum. Tamam kızım. Çalı süpürgesini bırakıp merdivenlerden çıkarken Süleyman tüh diye vahlandı.
Süleyman kiremitlerde eline bulaşanları silkeleyip bir metrelik duvardan aşağıya atladı. Sendeleyerek indi. Üstünü başını çırparak temizliyor. Arkasından Hayati geliyor. Arkasından dönüp Hayati'yi görünce korkudan gözleri büyüdü. Süleyman, sen ne yapıyorsun be ya? Hiç Hayati abi. Sen ne yapıyorsun? Ne demek sen ne yapıyorsun? Sana ne yapıyorsam yapıyorum. Asıl sen ne yapıyorsun benim evimin çevresinde? Niye olsun be Hayati abi? Ne yapacağım? Ben bu yoldan geliyordum. Çocuklar arsada top oynuyorlarmış. Ana, ben doğru bir hortu geliyor. Dönü dönü geliyor. Vallahi aklıma da roloşeti geliyor Hayati abi. Ben topa bir vurdum Hayati abi. Top de sizin evin bahçeye kadar gitmiş de olabilir, gitmemiş de olabilir. Hem ben sizin eve bakmıyordum Hayati abi. Ben sizin evi gözetlemiyordum. Ben Neşe'ye bakmıyordum Hayati abi. Ben topu bakıyordum hep. Zaten ne demişler Hayati abi? Topu bak Cenk, topu bak Cenk, topu bak Cenk. Bağırmayın lan! Ben gidip bunları yeni bir top alayım de. Şimdi bu kadar paraları var. Çocuklar bir tane top almıyor demesinler. Ben Neşe'ye bakmıyordum Hayati abi. Yanlış anlaşılma olmaz. Bacaklarını birbirine yapıştırıp hızlıca Hayati'den kaçtı. Neşe mi? Hayati bir telaş eve yöneldi. Tahta kapıdan girdi. Evin kapısını açıp etrafa bakındı. Bavulları kapıda. Vallahi yine bir temizliğe giriştik ama bu belim ağrısı öldürecek be ya. Yarın ilk işi hastaneye gideceğim. Mücadiye eğilmiş koltukları siliyor. Mücadiye? Vitrin temizleyen Neşe'ye baktı. Neşe? Çekingen tebessümle bakıyorlar. Hayati'nin kaşlar kalkık, gözleri iyileşmiş. Gece saatleri, Hayati'nin evinin önü. Ben sana daha ne diyeyim be Mücadiye? Ha? Ben sana daha ne diyeyim? Hayati sinirle içeri gitmişti ki... Hayır, sen niye gelirsin? Sen ne gelirsin benden habersiz? Tekli koltuklara çekinerek oturuyorlar. Yeter be ya. Geldiğimizden beri vır 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 vır. Burası benim de evim. Benim de memleketim. Ya evimi özledim. Komşularımı özledim be ya. De üzülürsün üzülürüm be ya. Üzülürsün üzülürüm. De şurada ne kaldı da oğlumun askerden gelmesine? Ha, biz keyif için gönderdik sizi te oralara. Tabu kız için, tabu kız anamızın iyiliği için, hey hey! Bu kız için, bu kız için. Bir kuru inat uğruna hem kızı perişan ettin, hem beni perişan ettin. Bak hala kuru inat der be ya, hala kuru inat der. Sen ne edeceğim be ya, he? Süleyman'ın verecek kızını. Doğru düzenbaz herife mi vereceğim? Nesi varmış Süleyman'ın? Gül gibi çocuk. Em artık gariban da değilmiş. Haberleri geldi bana. Ailini vaktini toparlamış. Te bu Yılmaz'ın radyosunu dükkanına almış da. Bir de ilçeye lokanta açmış dediler. Te şimdi sen bana bak. Yeter baba yeter. Boş yere kavga etmeyin artık. Ben kimseyle evlenmeyeceğim. Süleyman'ı da istemiyorum. O askerden gelecek olan oğlanı da istemiyorum. İçiniz rahat olsun yani. Neşe ağlamakla aralarından geçip odadan çıktı. Al, işte bak kızı ne hale getirdin gör. Mücadiye peşinden çıktı. Hayati bir şey söyleyecekken döndü, birkaç adım atıp peşlerinden gitti. Siz Eyüp'ten aykırı gidin ana kız! Emine ve Emin yer sofrasında karınlarını doyuruyorlar. Gurt gibi acıkmışım Emine, biliyor musun? Ne zamandır da böğürülce yemedik kız. İyi Emin, ye. Afiyet olsun gülüm. Zaten ne zamandır da çok zayıfladın sen Emin. Neden biliyor musun? Çok yoğun çalışıyoruz gülüm. İş adamı olmak kolay değil biliyor musun? Bu kadar kalem defter işle. Defter kitap işle. Silgi, yani karışık işler biliyor musun Emin'e? Emin, senin rengin acık sarı gibi mi sanki? Çenesini tutup çevirdi. Emin'in yüzünü silip eline baktı. Sarı gibi mi? Böyle gözlerinin altı da çökkün çökkün gibi sanki. Döndür bakayım gözlerini şöyle yukarı doğru. Döndür, döndür. Kafan değil Emin, gözlerini yukarı doğru döndür bakayım. Öyle mi Edem? Ay çökkün gibi. Ay yok, bu böyle olmayacak Emin. Biz doktora giden de seni tepedandırın abi, gösterem ha? Alaycı elini savurarak gülümsedi. Emin ya, senin de dediğin lafı bak gülüm.
Biz Fırdanlılar olaraktan Toktur'a gitmememizle meşhur bir köyüz. Gerçeğim sen aileye yeni dahil olduğundan bilmemen normal. Misal. Birinde babama hasta numarası yapacağım ben. Babam ne yapsa beğenirsin rahmetlik. İl başkan çağıracağı yerde, içeride nane ilmong demlep duru. Halbuki benim amacım ilim başkanı evi çekmek. Emine garipsedi. Neden? Neyse canım, hince onun konumuzla alakası yok Emine. Yani uzun lafın kısası benim tokturum nane ilmong. Bir de belki soğanın cücüğü. Yok gülüm yok, öyle nane limonla cücükle mücükle olacak gibi değil. Ya birine falan bir şey olduysa senin? Sonuçta ne kadar zor şartlar altında çalışıyorsunuz siz. Hem emin ben sana bir şey diyeyim mi gülüm? Sen ayıptır söylemesi emme, acık paytak gibi de yürüyorsun sanki. Ben diyorum ki hemen doktora gidem de tepeden tırnağa bir gösterem seni ha? Elini savurdu. Emine, biz Fırdanlılar'ın bel ağrısı için de bir çözümü var. Şınav! Senin çok sportlan bir kocan mı gölüm? Gayı gibi lan. Bel ağrısı mı kalmış lan bende? Dur hatta seni uygulamalı gösterem de heyce aklın yatsın senin. Tamam gülüm, inandım ben. Gerek yok Emin. İnce izle kocana. Şınava başladı. Tamam gülüm, inandım. Yeter, istemiyorum bir şey. Hatta kafana iyice kazınsın diye tek elle çekeyim. Emin dur gülüm, tamam. Bir el birinde inip kalkıyor. Nasıl? Emine çok güzel diye nezaketen gülümseyerek öylesine başını salladı. Kamil'in evi. Bizim evin fırsattan istifade, biz bile anlamadık nasıl olduğunu kaşınan göz arasında ayakkabılarını çıkardı, çoraplarını sıyırdı, adamın burnunu bir dayadı. Adam ık etti mık etti, küt de demek gitti. Bahçede yemekteler Kamil dalgın. Azıcık daha bamya koyayım mı tabağına İsmail? Yok İngi, yeter bana. Ellen sağ. Amca sen ne konuşmuyorsun hiç? Yeşil Deniz'de gemiler mi battı? Yok be mi? Yok bir şey, yok bir şey. Sen yemeğini ye, hadi bakayım, hadi bakayım. İsmail yeğenim, ben düşünüyorum da seninle acaba ortak iş yapabilir miyiz diyorum. Diyorum. Benimle diyorum. Diyorum da amca senin zaten ortağın yok mu? Tüccar Sami'yle sen ortak gelmek. Ortağım, ortağım tabii. Ama bu ayrı iş, bu ayrı iş. Ben koskoca tüccar oldum gari. Benim her türlü atılıma açık olmam lazım. Tüccarlık işleyende kendini yenilemezsen kalkılamazsın. Benim tecrübelerim böyle diyor yani. Yoksa senin tecrübelerin tüccar Sami'den umudu kes mi diyor? Tüccar Kamil. Allah Allah, ne alakası var Cemile, ne alakası var? Şurada iş konuşuyoruz, getirdim lafı nereye dayadın ya? Sana kaç kez söyleyeceğim. Tüccar Sami bana kazık atmaz. Olabilir, başkalarına atabilir mi? Bana kazık atamaz. Atmaz tabii, atmaz canım. Şimdi paralı alanın ortalıktan kaybolmadı Seyyi. Konuşma ulan, kaybolacaymış. Öyle kaybolmak kolay mı? Sen tüccar Sami'yle uğraşacağına yaptığın yemeğe bak. Bir yemeğe bu kadar bamya konuğu mu? Ha? Sen gıttıktan mı çıktın? Sandalyesinden kalkıp hışımla çardaktan çıktı. Koskoca tüccar Kamil'in hesap yaptığı şeye bak lan. Üç tane bamya. Süleyman mutfakta oturuyor. Sevgili Neşe. Kağıda yazıyor. Geri döndün demek. Ne kadar güzel. Uçturduğu kağıtlar etrafa yayılmış. O nasıl laf lan öyle? Kinayi yapağı gibi. Neşe. Seni bugün kahvenin orada görünce gözlem bardak eriği gibi yerinden fırlayacaksın. Kalbim dura yaz cedin. De gidinin nalet cümlesi. İçimde kurduğum gibi çıksan öleceğim sanki. Bir kağıt daha buruşturdu.
Hafize mutfağa giriverdi. Süleyman. Kağıtları itekledi. Ne var lan ayağımın altında haşır uşur? Hı, darı yaprağı gibi. Niye olacak ana? Senin torun tombalak işlerle uğraşıyoruz burada. Torun tombalak ne lan? Ne diyorsun sen? Aman ana, ben ne dediğimi biliyor musun Allah? Sen kendimi günlük yazmaya vurdum da... Hani dedim ileride meşhur olursam dedim... Bu yazdıklarımın dedim torun tombalığa bir faydası olur dedi. Kapı çalıyor kapı. Sen kapıyı bak. Senden de hiçbir şey kaçmıyor maşallah. Yarasa gibisin ana. Ben senin ileride meşhur olacağım dedim ya. Kesin hayranlığım geldi. Bu ara kaynıyor biliyor musun? Kaynıyor. Ve gevşek. Süleyman merdivenlerden bahçeye indi. Geldin. Ayakkabısının arkasına basarak kapıya yürüdü. Patlam be! Sibel kapıda. Sibel? Sen misin? Sokağa baktı. Sibel, senin gece gece bu saatte buralarda ne işin var kız başına? Ben rahatsız mı ettim seni? Uyumuyordun değil mi? Yok canım, uyumuyordum. Tavuk muyum ben bu saatte uyuyacağım? Hayrola Sibel, mi var da? MacGyver, ben... Bizim abimle problemler oldu da, yani kavga ettik biz. Benim birkaç gün kalacak yer lazım bana. Sizde yer var mı? Sizde kalabilir miyim mi? Diyor. Başını salladı. Birkaç gün. Hı, diyor. Ya. Süleyman'ın yüzü gerilerek şekilden şekle girerken yutkunarak eve doğru baktı. Süleyman büyükçe pijamalarını giymiş, yastığıyla çarşafını kolunun altına sıkıştırarak odaya girdi. İsmail'lerde. Oo Süleyman abi. Bakıyorum pijamalar üstüne oturmuş. Ölçsen bu kadar denk gelmez vallahi. Alay geçme lan. Palyaço döndük zaten. Konuşma lan. Alay geçme abin lan sen. Öfül öfül gelir. Yalnız Süleyman. Dua et lan Ersin'in pıçımını almamadım ben sana. İntikam mı alıyorsun gülüm sen? Hı? İntikam mı alıyorsun? İsmail'in yere yaptığı yatağa geçti. Yalnız Süleyman. İnci kızın kıyında yatmak bakana gelip bizimle sap sap yatıyorsun ya. Sende de hiç akıl yokmuş lan ben seni deyiveren. Omzuna vurup Süleyman'ı sarstı. Şakasını bile yapma İsmail, şakasını bile yapma. Yeri değil. Çocuğun kıyında ettiğin lafı bak be. İsmail Ersin'e yat diye komut verdi. Ersin dönüp yattı. İsmail de çarşafı açıp yatağına yatarken Süleyman uzun gelen pijama kollarını katlıyor. Süleyman. Acaba diyorum hazır fırsatını yakalamış kanka. O kızı kendin ya aşık etme meselesini bir daha mı düşünsen sen? İyi geceler İsmail. Sen de iyi geceler. İsmail'e sırtını dönüp yattı. İsmail hay Allah diye elini savurarak sırt üstü yatıp çarşafın üzerine çekti. Geceden gündüze hızla geçti. Kasaba gerisindeki tepeden güneş doğuyor. Bulutlar hızla geçti. Kuşlar evlerin tepelerinde uçuyor. Süleyman sarkan pijamasının kollarıyla çayını karıştırıyor. Uyku mahmuru gözlerini ovuşturdu. Yüzü asık. Hadi afiyet olsun bakalım. Ersin koyuver çocuk. Ekmek tabağını masaya koydu. Saçlar dağınık, uykulular. Vallahi kusura bakmayın Cemil yenge. Böyle durup dururken size zahmet verdim. Aa Süleyman. Ne zahmeti zahmet olur mu hiç? Sen bizim yabancımız mısın gülüm? Yalnız daha önce söyleseydiniz... Kamil amcanın pijamalığından verirdik seni. Bunlar acık böyle bol olmuş gibi sanki. Ben böyle seviyorum Cemil yenge. Böyle öfül öfül essin istiyorum biliyor musun? İsmail ile Ersin birbirlerini dürterek gülüşüyorlar. Değil mi İsmail? Aynen. Süleyman, niye yerle attı seni bakalım gece gece? Hafsa abamı küstürmedin inşallah. Yok canım. Öyle bir küsme müsme durumlar yok da. İşte bir takım mecburiyetlerden dolayı... böyle olmak zorunda kaldı. İsmail'in ayağını dürttü. Cemile şaşkın. Bizim Almancı'nın kızı yok mu yenge Sibel? Abisinden kavga mı gitmiş? Gelmiş demiş bizim Süleyman'ın kapısını. Yok efendim demiş.
Galcik başka bir yerim yok benim demiş. Bana demiş yardımcı olur musun demiş. Yok efendim demiş benim senden başka tanıdığım yok demiş. O yüzdendir Duray Süleyman da ne yapsın? Garibim o sıfatı bak. Çenesini tutup çevirdi. Süleyman'ın yeni şahsı yayılıverdi. Gelmiş buraya. Allah Allah. Almancı kız ha. E peki bu kız niye ara Süleyman'la tanışmış da ağabeyiş olmuşla? Ağzım bu. Anlaşılan ağzım bu. O yüzden konuşmuyor. Cemile işkilli. Yalnız Cemil yenge reçel manyak olmuş ha. Afiyet olsun, afiyet olsun. Cemile yenge. Yalnız bir Cemal da manyak olmuş ha. Öfül öfül seviyormuş ya o. Öfül öfül. De gidiniz Süleyman'ı de. Ben de öyle onun pasaportları yakıyorken görünce çektim kapıyı çıktım ben de. Allah Allah. Bak sen şu sepetçiler Muzaffer'in oğlun yaptığını. Gamare. Ama işte hafta sonunu hesap etmemişim. Kaldım öyle ortada. Öyle olunca eve de gitmek istemedim. Mecburen size geldim yani. Kızım sen yine de abine diyeydin ya. Seni merak etmesin. Yok. Etmez o. Ya da ediyorsa da etsin ya. Yalan söyledi bana. Pasaportu yaktı benim. Kızım. Siz Süleyman'la nasıl tanıştınız? Bir ara tanıştınız yani. E sen MacGyver'ı diyorsun. Biz onunla aslında heykelden tanışıyoruz. Şimdi benim abim heykellere çarptı ya. Öyle olunca o da bana böyle kötü kötü şeyler söyledi. Ben de ona Dunkov dedim. Sonra tabii bizim başka kavgalarımız da oldu. Ama sonra tanıdıkça sevdik birbirimizi. Nasıl diyorlar diye ayıp unutuyorum. Yaş nohut. Yaş nohut yedik beraber. Yaş nohut mu yediniz? Aha. Baraba. Hafize'nin gözleri iyileşti. Güzeldi ama çok güzeldi. Yani bilmiyorum da ben çok sevdim. Süleyman'ı da çok sevdim. Çok iyi bir çocuk biliyor musun? Yani böyle iyi birisi yani. Çok iyi birisi. Çay döküyorum ben. İstiyor musun sen de? Dök dök. Şaşkın, düşünceli. De gidimin Süleyman'ı de. Sen ne şeyini tezim unuttun da bununla işi pişirdin. Şici anlaşıldı senin torun tombalak çalışmala. Dizini dövüp sallandı. Bahri sokakta başı bulutlu salına salına yürüyor. Elinde beyaz bir zarf. Hacı teyze, bir bakçaymın. Burada böyle lebir lebir leblebi gibi konuşan bir kız gördün mü? Ne diyorsun lan sen? Ben lebir lebir leblebisi görmedim. Böyle sündürmelerin üstüne damlayan yağmur damlaları gibi sesi pıtır pıtır. Yılgatının asfaltta çıkardığı ses gibi tıkır tıkır. Zaten bicik tanısan sen de unutmazsın. Seni bir zobu çekersem çürük. Sen benden maytap mı geçeceksin? Yürü git. Neden canım? Yürü git. Alt tarafı bir soru sorduk. Kadına bak ya. Tüfek çeker gibi sopa çekiyor. Kaçtığı ara sokakta yokuşa doğru bakıyor. Atiye Gonca ile gülümseyerek geliyorlar. Aman tanrım. İşte o lebir lebir leblebi gibi konuşan kız. Şu güzelliğe bak. Atiye elinde ders kitapları kahkahayla başını kaldırdı. Bahri yüzünü buruşturup gözlerini kapatarak hayran hayran bakıyor. Gonca Atiye'nin kapısının önünde öpüşerek vedalaştı. Gonca'ya sallayarak uzaklaşırken Bahri kenarda aşık bakışlarla aygın baygın Atiye'ye bakıyor. Atiye eve girdi. Bahri aval yayık gülüyor. Hüseyin Muzo'yla arabada. Nerede bu kız? Siz ben almaya döndüm baba. Onun bir tane sevgisi var biliyor musun? Acaba onun yanına gitmiştir kesin. Ne sevgisi? Yok onun sevgisi falan. Kız onun şapkasına vurdu. Sevgisi varmış. Hem nasıl gidiyor bakayım olma ya. Pasaportum var sanki. En fazla ilçeye kadar neyle binmişti o. Buralarda da şimdi. Bulacağım yanımı bulacağım. Buralarda da. Sibel! Muzo şapkasını ters taktı şaşkın bakıyor. Ben böyle de bağırılmaz ki. Otogar yazılı büyük tabela. Sarı tek katlı yazıhanenin önünde otobüsler sıralanmış. Buraya soracaksınız ona. Hadi bakayım. Kardeş,
Acık bak şimdi. Sen hiç bu kızı gördün mü bugün? Buralarda yani İzmir otobüsüne falan bindi mi? Eski bir fotoğraf, adam sakalını sıvazladı, bilmiyor. Yalnız şimdiki hal bu de. Sen bunun büyüğünü düşün. Bunun büyüğünü. Bu ortaokuldaki hali. Sen bunu kafanda büyüt gari. Başka bir adam bön bön bakıyor. Şimdi PTT abi. Saçının öyle bir buklesi bunun mavi. Ama tam böyle koyu mavi de değil. Açık mavi de değil. Tam böyle arası. Nasıl diyebilirim ben sana? Turkuaz diyebilirim mesela. Turkuaz diyorum. Postacıyla konuşuyor. Adamın resme bakan gözleri bir garipsemiş. Bunun böyle burnunda bir pörsük var. Pörsük dediysen yani bu bunun Almancası, gavurcası biliyor musun? Normalde ne biliyor musun? Gupe gupe. Kulağda kılan yok mu? Burnuna takıyor. Hayvanların da buraya böyle koyuyorlar ya, böyle çengelleri alıyor. Bunun gibi bir şey düşün sen bunu. Mobilya dükkanındaki adam bir resme, bir Hüseyin'e bön bön bakmayı sürdürdü. Şimdi anını acık genişlet kafanda. Böyle burnu da biraz büyük bunun. Ama ileri doğru onu sivrit burnunu. Böyle hafiften sivridir onun bunu. Görüyor musun sivilceleri? At kafandan. Gözler zaten aynı. Ne küçülüyorlar ne büyüyorlar biliyorsun sen de. Şimdi hayal edebiliyor musun kafanda? Hayalini kur kafanda. Böyle birisi hiç. Bindi miyiz bu otobüsüne? Görmedim birader. Zaten iki tane araba gelip duruyor. Biri sabah, biri akşam. Anladı yoğdu. Hadi iyi günler sana. Sakallı adam gitti. Sağ ol. Sen yüzünden böyle bana bir şeyler söyledin. Sağ ol kardeş. Sağ ol, size sağ ol. Diğerleri öyle ben ben baktılar. Memlekette hayal gücü hiç kalmamış kardeşim. Sıfır, sıfır, sıfır. Benim akalını bulur bulmaz gidip bir aile fotoğrafı çektireceğiz Mesut'a. Hem de böyle yakından, demem mi? Hadi benim arabaya. Yılgınlıkla eli belinde şapkasını çıkardı. Ya nerede bu kız? Sibel neredesin? Nerede bu kız arkadaş? Sibel! Şapkasını başına takıp arabaya bindi. Allah. Sibel kahvaltıyı kaldırmış, bahçede Hafize'nin yanına oturdu. Peynirle tel dolabın içindeki bidona koydun mu kızım? Dışarıda kalırsa bozulur sonra. Koydum, koydum. Zeytinleri de geri yerleştirdim içine. Aferin. Şimdi sen şu radyoyu aç bakayım bana. Hayallerin ötesi başlayacak az sonra. Tamam. Heh. Süleyman, sen minle. Benim ana, benim. Gel gel Süleyman gel. Biliyor musun biz çok iyi anlaştık. Ben şimdi radyo açacağım. Hayallerin ötesine bakacağız beraber. İyi iyi. Hemen kaynaştıysanız çifte kumrular gibi izliyorsun yani. Öyle olduk. Ya senin anne çok tatlı biliyor musun? Aynı böyle Alman çikolataları gibi ya. Alman çikolatalar neymiş be Hafız Sultan'ın kıyında. Benim anam gırgaç kavunundan tatlıdır be. Neyse ana benim yukarıda acık işim var da. Süleyman dur bakayım. Bir şey diyeceydin ben sana. Yanına yanaştı. Ne haklar karıştırıyor sanki de lan. Ne bu şimdi? Ne var bu kız lan senin aranda lan? Eki dağını de. İçin ne gıda fesat vallahi. Dedim ya ben sana. Akideşim dedim ya. Gidecek yeri yokmuş. Yardım et ben dedi. Anlattım ya ben sana. Bak gayva. Ben sana bir şey soracağım. Sen dün gece niye gittin? Yani kalabilirdin burada. Benden çekinmene gerek yok. Olmaz olur mu öyle şey? Sibel ben şimdi sen nasıl anlatacağım Murat? Burası kası bir yere. Küçük yer bura. Laf söz olur. Öyle diyorsun yani. Neyse. O zaman teşekkür ederim sana. Yani sen olmasan ben çok zor bir durumda kalacaktım. Sağ ol. Süleyman'ın yanağından öptü. Öptü mü lan? Şop diye öptü vallahi. De gidi Süleyman de. Kesin bir şey var bu mal arasında. Kesin bir şey var. Süleyman utangaç yanağını tutuyor. Kasabadan kilolu gözlüklü 50 yaşlarındaki kadın tek başına oturan Zümrüt'e bakıyor. Zümrüt, kızım ne yapıyorsun burada tek başına? İyiyim Necim abla, kafa dinliyorum. Sen ne yapıyorsun buralarda? Ay, ne oldu kızım? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Böcek var ya buralarda, ondan. Ben de ilçeye yün almaya geldiydim. Aslında pek geçmem buradan ama iyi ki geçmişim. Bahaneyle seni göreceğimişim.
Neyse benim acık acelem var da görüşürüz yine. Annen gibi çok selam söyle. Sağ ol Necmi abla, söylerim. Zümrüt başını da eğerek kadının arkasından bakarak gittiğinden emin oldu. Ellerini masanın üzerinde vurarak beklerken İsmail şapka ve gözlükle yüzünü gizlemiş masanın altından çıktı. Başında Akkaya Petrol yazılı şapka, gözlüklerini indirip etrafa bakındı. Aslında geçmezmiş burada adam. Bunu bak gari sen. Ulan koskoca kadın geçecek başka bir yer bulamadı sanki. 4 yılda be kuytu bir yer bulalım dedik, geçmeyen kalmadı be. İsmail bu şapka sana çok yakıştı. Sabahattin'in benzinliğinden değil mi o? Güleceksen ben gidem de rahat rahat gülsen Zümrüt. Ya tamam İsmail tamam gel. Ama nazı çektin kendini. Kız gibisin vallahi. Kız gibisin mi Zümrüt? Liseli aşıklar gibi öyle güytü. Dur dur. Mehmet dayı geliyor, in. Mehmet dayı geliyor, in. Gözlüklerini takıp masanın altına girdi. Mehmet bakmadan geçip gitti. Masanın üzerine ellerini vuruyor. Fark etmedi, çık. Masanın altında çok dar biliyor musun? En son liseli aşıklar gibi güytü de köşede diyordum Zümrüt'üm. Biz ne zamana kadar böyle kaçak göçek buluşacağız? He? Ne zamana kadar ben masaların altını saklanacağım? Gözünü burnuna indirdi. Böyle çıplak gözlerle gözlerine bile bakamıyorum. Seven bir adam için ne kadar zor bir şey bu biliyor musun sen? He? Az bir şey mi bu? Değil mi ben aç? Ama İsmail konuştuk ya biz bunu. Hani bir müddet böyle devam edecektik. Diyelim ki açıldık ailelerimize. Sen onların bu konuyu kabullenebileceğini düşünüyor musun peki? Çok güzel bir soru bu. Aklında tut çünkü Hayriye teyze geliyor. Masanın altına gizlendi. Zümrüt, ne yapıyorsun kızım burada tek başına böyle? Ne yapayım? Kafa dinliyorum. Bak seni gördüğüm iyi oldu. Davet edemeyecektim ben sana. Düğünümüz var da bizim. Oğlana veriyoruz. Tamam. Kalkıp gitti. Ananla ikiniz beklerim mutlaka. Geliriz, gelir. Allah mesut etsin. Davetiyeyi kitabının arasına koyup kadının peşi sıra baktı. Çok mu Cem? İsmail? Örtüyü kaldırdı, altına baktı. Benzinci Sebahattin'in şapkasını takıyorum ya. Adamın naledi tuttu sanki. Herkes benzinci Sebahattin olmuş. Her yerlerden fırlıyorlar be. Şunu bak. Bir de davetiye getirmiş. Sanki adamın yarasını tuz basağı gibi. İsmail böyle konuşma. Ben de üzülüyorum Soşi gibi böyle buluşmaya ama elimizden bir şey gelmiyor. Geliyor mu? Geliyor mu İsmail? Gelmiyor. Çık mı Cem? İsmail hadi çık dışarı. Çık mucik. Omuzlarını silkip dudağını sarkıtarak masanın ayağına yaslandı. İyi madem bu kadar üzülüyorsun. O zaman ailelerimize yavaş yavaş açılırız. Başını masaya vurdu. Debelenerek çıkmaya çalışıyor. Şapşal sevindirik gülümseyerek sandalyesine oturup şapkasını takarak düzeltti. Sen biliyor musun Murat? Senin ağzın ne deyip dur be? Açılacağız mı? Söyleyeceğiz mi? Ha. Ama yavaş yavaş İsmail, öyle pat diye olmaz. Tamam, öyle pat da dalak değil. Yavaş yavaş dedi. Ben senin ağzına kurban olurum. Gözlüklerini indirip seni gidi seni der gibi başını salladı. Zümrüt utangaç cilveli gülümsüyor. Fikrinin kahvesi. Yürü be Sadıç, aslak Sadıç. Demek sonunda aileyle açmaya karar verdiniz. Vallahi seni evliliğe gülümün görmekten onur duyuyorum Sadıç. Zaten laf aramızda yalnızlıktan biraz canım sıkılmaya başlamıştı gönlüm. Lan kız seni yavaş yavaş anlat demiş. Sen geliyorsun öyle patıdanak söyledin lan bize. Lan sizi söyledim. Kime söyledim sanki be? Siz benim Sadıç'la amca misiniz? Size söylemeyeceğim de kime söyleyeceğim lan? Hiç. Geline bak. Hüseyin Muzo ile başı önünde eğik kahvedeki boş masaya geçti. Fikri abi, heh, bana en koyusundan bir ora aleti olanı da bir gaz olsun. Çöplü olsun ama. Pipet diyor. Hayırdır Hüseyin? Canın sıkkın gibi. Nasıl sıkkın olmasın Fikri abi? Başımda öyle bir bela var ki Allah düşmanının başına vermesin. Biz bekleyin Fikri abi, onu arıyoruz biliyor musun? İlçeye bile baktık yok. Sus, milletin kıyında. Reklam edeceksin şimdi bizi. Sen yabancı değilsin Fikri abi. Dün geceden beri yok Sibel.
İlçede bakmadığım yağ kalmadı, giymediğim delik kalmadı, kaçtı. Başına kötü bir şey gelirse diye korkuyor. Ya kötü insanların falan eline düşerse? Dur bakayım Güzel, sakin ol acık. Hemen kötüye yorma öyle. Belki Almanya'ya falan dönmüştür ha? Yok, dönemez. Çünkü babam pasaportunu yaktı. Öyle bir halt ettim ki Fikri abi, sorma. Biz kavga ettik biliyor musun? Kalbini kırdım kızın. Şimdi bu deli dolu bir şey. Tanımazsınız siz bunu. Ya kendine kötü bir şey yaparsa bu kız? Süleyman yerinden kalkınca İsmail tuttu. Süleyman ısrarcı ellerini itip yan masaya geçti. Selamünaleyküm sana. Aleykümselam Süleyman. Benim senin söyleyeceklerim vardı. Müsaade var mı? Vah vah. Gel kardeşim, otur. Ben Sibel'in nerede olduğunu biliyorum. Senin hiç üzülmene, korkman gerek yok. Neredeymiş lan Sibel? Kesip söyle. Bizim evde. Senle kavga edince bizi kaçtı ya. Bizde kaldı. Sizde mi kaldı? Sizde mi kaçtı? Kaçırdın mı lan sen benim kardeşimi? Lan sen benim kız kardeşimi kaçırdın. İsmailler yerlerinden kalkıp koştular. Lan sen benim kardeşimi kaçırdın. Kardeşimi kaçırdın. Bir müsaade et Hüseyin abi. İzah etsin kendine Sadacığım. Hüseyin abi duruyor be. Sen de. Anlat dizim o zaman. Bir kaçırma maçırma olayı yok canım. Sen kızın pasaportunu yakınca, o da yeni pasaport çıkana kadar siz de kalabilir miyim dedi. Biz de kapımıza gelen misafiri kovacak değiliz herhalde. Kalabilirsin dedik. Onunla anamla kaldılar. Ben de İsmail'e gittim, onunla kaldım. Aha, İsmail'in yüzü burada, anlatsın sen. Değil mi be? Aynen. Öyle bir şeyler olsa ben sana herkesin kıyını söyler miyim? Böyle bir şey abi, başka olsun vallahi. Anamla kaldı diyor yani. Başını salladı. Benimle kalmadı diyorum. Yok diye başını kaldırdı. Kravatlı boynunu ovuyor. Ay. Hüseyin rahatlamış. Omuzları ve başı düştü. Heyecan yaptın. Bahri Atiye'nin kapısının önünde. Hadi Bahri. Git konuş artık lan. Git konuş, çık şu şoktan. Git çal kapısını. Kıpır kıpır elinde mektupla kapıya koşarken geri döndü. Hay Allah, kalbim duracak gibi ben konuşamıyorum. Hem ne diyeceğim ki ben ona? Ne diyeceğim lan mangafa bari? Diyeceğim ki geçenki çarpı yazmamdan dolayı özür diliyorum diyeceğim. Hem konuşmasan bile olur. Onu dinlemesi bile güzel. Evin kapısına doğru olan hafif rampayı her yeri ayrı oynayarak koşarak çıktı. Kapı önünde durup tepesine yapışık duran saçlarını daha bir yatırdı. Mehmet Ali kapıdan çıktı. Bahri, evladım. Mehmet Ali hocam, siz burada mıydınız? Burası benim evim evladım. Ne olacaktı ya? Ne olacak canım? Sela verilecekti de hocam. O yüzden camiye gidersiniz manasında şey ettim ben. Sela mı? Kimin selası? Kim ölmüş ki? Benim haberim yok. Kimin selası? Tabii birinin ölmesi lazım. Atik Mahallesi yazılı tabela. Atiklen Ali. Atiklen Ali var ya hocam. Atiklen Ali burası ölmüş. Allah Allah. Kimlerden ki bu? Çıkaramadım hem ben. Allah rahmet eylesin. Alan Mahallesi'nden hocam. Buranın insanlarından yani öyle gibi bir şeydi. Çok severdim rahmetli. Allah rahmet eylesin. Kolunu kapıya yaslayıp başını kapattı Mehmet Ali şaşkın, ellerini açtı. Kasabamızın sakinlerinden Alan Mahallesi'nde oturan Atik Ali lakaplı Ali Güner'in babası Hayri Güner vefat etmiştir. Ne? Hayri dayı? Sen değil misin lan? Canlı canlı gömdüler ya lan seni. Ne ölmesi, yaşıyorum ben. Şaka mı yapıyor? Ne yapıyor bunlar? Dur bakayım Hayri. Dur bakayım, bir yanlışlık olmuştur. Ne öyle hemen sinirleniyorsun? Öyle yanlışlık mı olur? Gösteririm ben onları yanlışlığı. Cenazesi öğle namazına mütakiben Alan Camii'nden kaldırılacaktır. Cenazen de Alan Mahallesi'nden kalkacakmış. Kara Osman oğlum, ben kalksaydın bence daha iyiydin hem de. Bu bir yorumun Fatih'e okuyor hem ben. Sabahattin ayakta, ellerini açıp duaya başladı. Amin. Koş koş, yetiş. Tekrar ediyorum. Kasabamız Alan Mahallesi sakinlerinden Atik Ali lakaplı Bahri minareye Ali bakıyor. Gürel'in babası Hacı Hayri Gürel vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına mütakiben Alan Camii'nden kaldırılacaktır. Mevla rahmet eyleye. Allah seni davul etmesin hoca. Ne yapıyorsun sen? Ben ölmedim daha. Evelallah ölmedi, niyetim yok. Nasıl yani ölmedim dirken? Ben Hacı Hayri. Ölmeden mezara mı koyacaksın beni? Millet ayağa kaldırıyor boşu boşuna. Allah Allah.
Sen ben Hayri'yim diyorsun yani, ölmedim diyorsun. Bahri, evladım. Adam ölmedim diyor. Hocam, her şeyde bir hayır vardır yani. Demek ki öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ben de adını yanlış ezberlemiş olabilirim. Biri ölmüş diyor, biri ölmemiş diyor. Ben isterseniz hemen bakan gelen... Hem Allah herkese nasip etmez biliyor musun kendi selasını dinletmeyi? Ben hemen geleceğim. Koşarak camiden uzaklaştı. Sibel, ne işin var senin burada? Orada evimiz dururken burada senin ne işin var? Seni ilgilendirmiyor abi. Zaten yüzünü görmeye dayanamıyorum senin. Aşk olsun. Ben seni ararken ne perişanlıklar yaşadım biliyor musun sen? İlçede bakmadığım yer kalmadı. Girmediğim yeri kalmadı. Şu ettiğin lafa bak. Nasıl kalmadı baba? Üç tane yere baktık alt üstü. Otogara baktık, çarşıya baktık ve de yolda posacıya sorduk. Bak böyle mi? Peki ben sen. Babana yardımcı ol biraz. Babana yardımcı ol. Ne diyorlar Süleyman? Duyamıyorum. Ne konuşuyorlar? Ne bileyim ben ana? Fısır fısır konuşuyorlar işte. Herhalde tüylü kafa kızı ikna etmeye çalışıyor. Aklı başına mı gelmiş? Kızın pasportusunu yakarken neredeymiş? Nursuz şey. Ana vallahi sen de bu kız neden sen de kalıyor, neden sen de kalıyor diye soruyorsun emme. Kendi kızın gibi savunuyorsun maşallah. Sus lan. Ne bak konuşma. Ne diyorlar duymuyorum zaten. Ben söyleyeceğimi söyledim abi. Gelmiyorum ben, burada kalıyorum. Görüşürüz Musa. Ya ne demek gelmiyorum Sibel ya? El alemin evinde mi kalacaksın sen? Ne ilk defa mı kalıyorum sanki? Almanya'da hep kalıyordum. Bura Almanya'ya benziyor mu Sibel? He? Laf söz olur. Bekar bir adamın evinde mi kalacaksın sen? Milletle laf sonra. He? Adımızı mı çıkartacaksın sen bizim? Bahtırma beni. Çıkarsa çıksın. Onu pasaportu yakmadan önce düşünecektin. Beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiriyor Sibel Hanım. Ben Gostak Üzer'in kız kardeşi öyle böyle şöyle dedirtmem. Ölürüm daha iyi. İyi. Öl o zaman. Pasaport çıkana kadar ben burada kalıyorum. MacGyver'da kalıyorum. O kadar. Makari. Öyle böyle şöyle ne demek baba? Süper kahraman gibi mi? Muzu'nun şapkasını düşürdü. Muzu alıp geri taktı. Süleyman elleri kollarına dayalı. Ne yapalım diye gerdi dudaklarını. Gülenay bahçedeki ortancaları sulama süzgeciyle özenle sularken Zümrüt arkasından koştu. Flaş flaş flaş. Şok şok şok. Gülenay başkan bahçesini sularken yakalandı. Bırak şimdi paparaziyi de anana yardım et. Al şu ibriyi bakayım. Sen de sulamaya başla. Aa evet Gülenay başkan. Yardım ederim tabi etmem mi? Hayırdır kızım? Keyfin yerinde bakıyorum. Okullar geç açılıyor da benim mi haberim yok? Yok, ondan değil de. Ay dibine, 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 dibine. Yaprakları çürür sonra. Anne, hı? Sana bir şey diyeceğim ama bak... fazlasını sormak yok, tamam mı? Kızım sen söyle. Ben sonrasını düşünürüm. Hani sen benim evlenmemi çok istiyorsun ya. Ha. Belki bir şeyler olabilir. Yani sana yakın bir zamanda bir takım haberlerle gelebilirim. Kızım yoksa sen biriyle bir yola mı giriyorsun? Anne döktün döktün. Ay bırak saksıyı suyla doldurdu. Doğru mu diyorsun kızım? Var mı böyle bir şey? Var gibi ama daha bir şey söyleyemem. Yani sonra söyleyebilirim, şimdi değil. Ay ben Hilmi'yi aramalıyım. Ay hemen ona haber verme. Anne, anne lütfen bak babama hiçbir şey söyleme. Ne olur söz ver bana. Ha yani... Sen daha yeni diyorsun. Acık zaman geçsin, ondan sonra söyleyeyim diyor mu? Ha öyle diyorum. Ya bir şeyler netleşsin tabii, o zaman söyleriz babama. Kimmiş, söylemeyecek misin beni? Kimmiş damat adayım kızım? İstanbul'daki arkadaşım yoksa? Gene doktor mu yoksa? Ha? Zümrüt of diye başını çevirdi. Buldum. Okuldan değil mi? Ay öğretmen arkadaşın adı. Anne. Tamam. Sustum. Ay çok heyecanlı. Canım benim. Omuzlarından tutup sarıldı. Nereye gidiyorsun? Bak babama söylemeyeceksin. Söz verdin. Zümrüt, şirin, sevindirik çiçeklere gülümsedi. İçi içine sığmıyor. İnşallah. Emin sobayı temizleyeceğim diye gurumluğun arasında kapkar olmasın mı? Bu sırada babam da tuvalete kalkmasın mı? Bununla koridorda bir karşılaşıyorlar. Babam Emin'i görünce kara şeytan var diye olduğu yerde bu dakika. Ayıptır söylemesi, tuvalete falan gerek kalmamış yani. Neşe, asal vadisler sende. Sen anlat bakayım. Ne yaptın, nasıl durla? Aman, nasıl olacak işte? Hiç bizim bullağa benzenme el alemin memleketi. Ay, öldürecek bu adam beni. Öldürecek.
öldürecek. Erken yaşta öldürüp tahtalı köyü aşıracak be ya. Anne bırak, hepsini bir günde bitirecek değilsin ya. Nasıl bırakayım be ya? Şunlara bak, ne işi var bunların mutfak dolabında? Giysiler. Her taraf, her tarafta. Ay tamam Mücadiye ama biz geldik ya işte. Oturmaya mı geldik biz buraya? Hadi bakalım kızlar, hadi. Kolundan çekti. Kız Nişe. Nişe'yi kendine çekti. Camiye orada konuşamadık tam. Ne demek o Süleyman'a söyleme falan? Gırgın mısın sen hala ona? Emme Nişe, neden kırılıyorsun sen hala? Demediler mi seni? Mecbur kalmış, ondan gitmiş. Babası çağırmış ya bunu. Ondan bir şey mi istemiş, ne? İstemiş de istemiş Emine. Bir gelip izah edemez miydin? Ben gidiyorum diyemez miydin? Ben bütün ailemi almışım karşıma. O ne yaptı? Bir izah yapmadan beni bırakıp gitti. Canım söyleyemediği şeyler vardı mı belki? Söylemeye çekinmiştir belki. Hemen bir hata yaptı diye silip at Cem'in. Seni bu kadar severken bırak Cem'in Süleyman'ı. Bilmiyorum Emine. Bilmiyorum. Neşe kırgın, üzgün salondan çıktı. Emine de arada kalmış, ardından yürüdü. Muzo masanın dibinde yerde oturmuş minicik bir kediyi seviyor. Yok yok. Bu böyle olmayacak gençler. Bir çaresini bulmam lazım. Öyle genç bir kızdan evlenme çağına gelmiş bir oğlan aynı evde olur mu? Olmaz, ters köklerimize ters. Yakışık almaz diyorum ben size. Aynen Hüseyin abi. Ben ondan durmadım ya kıyılağında. Vallahi İsmail'leri zor attım kendime. Allah razı olsun. Sen çok iyi bir insanmış. Zaten sen olmasaydın ben kafayı yerdim kardeşim. Ama işte el alem öyle bakmıyor ki. Şimdi ben millete ne derim? Hani ne yapmalıyım ki milletin ağzını kesen ben? Ağzını büzem. Sibel'de zaten inadı tuttun mu katır gibi oluyor kız. Muzu'ya baktı. Ben bak, buldum. Vallahi buldum, söyleyeceğim ben bunu sana. Muzo da sende gaz. Nasıl yani? Nasıl yani? Sibel'le Muzo sende kalsın. Yani Sibel sana kaçmış gibi değil de sanki Sibel'le Muzo sana misafirliğe gelmiş gibi. Olma mı? Vallahi Hüseyin abi benim anam biraz ters kadındır. He. Şimdi çocuğu kafası kaldırır mı, kaldırmaz mı? Vallahi orasını bilemeyeceğim. Neden öyle diyorsun Süleyman? Neden kaldırmasın ananın kafası? Senin anan zaten çocukluğa çok sever ya. Lan çocuk evin neşesi değil mi? Ha. Aynen. Hem Hüseyin abimiz bir ricadı bulunmuş gülüm. Yani yakışık almaz dep duru işte sana. Ne bize yakışır mı bir abimizi kırmak demek Süleyman? İsmail Hüseyin'i Hüseyin de demeyin diye Süleyman'ı işaret edip göz kırpıyorlar. O zaman öyle yapalım Hüseyin abi. Senin dediğin gibi olsun. Sonuçta başımızın üstünde yerin var Hüseyin abi. Allah razı olsun kardeşim senin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Süleyman'a sarıldı. Ama gençler sonuçta size karşı biraz mahcubum yani. Yani ben Bahri'yi öyle duyunca sizinle çalışıyor filan. Öyle dükkana geldin yani bağırmalar çağırmalar öyle. Kusura bakmayın ben yani nereden bileyim sizin böyle düzgün insanlar olduğunuzu? Estağfurullah sen abi. Arda olur öyle şeyler. Yani bazen insanlığın değeri geç anlaşılabiliyor değil mi? Yani bizim de kendimize göre bazı hatalarımız var tabii. Yok yok. Kabahatin büyüğü bende, ben biliyorum. Kabahatin büyüğü bende. Bakmadan dükkana girdim, öyle dükkanı basmalar falan. Öyle hakaretler, kucağa almalar, taşımalar falan. Yok yok, ben büyük terbiyesizlik ettik. Yani hata ettik. Amma ben bu hatamı telafi edeceğim arkadaşlar. Size yeni bir iş teklifinde bulunacağım. Ne gibi bir teklif Hüseyin abi? Hep beraber çalışırsak %20'de. Bu sefer %22,5 vereceğim size. Beraber çalışırsak mı? 122,5 mu? Öteki adam, sen başka bir adam daha var diyordun, bu ne olacak? Aman boş ver onu, dengesin biri zaten. Ben sizden daha iyi ortaklar mı bulacağım? Ama gençler, o %22,5 dedin ya, o 2,5'u unutun. Yani o gönlü için değil, gönül için. Elini kalbine koydu. Benim bir takım gönül meselelerim var da. İnşallah siz de bana yardım edeceksiniz. Utanıp başını masaya kapattı. Hüseyin abi sen de az değilsin vallahi. Sen neymişsin be? Gençler daş çıkarım diyorsun değil mi? Çok güzel bir kız. Hanım hanımcık. Oturmasını kalkmasını bilen, okumuş, yazmış. Muhteşem. Ama aramızda yani böyle bir doğu sinerjiyi bir türlü bulamadık. Ben ona biraz üzülüyorum. Değme bakayım. Hüseyin abi kimlerdenmiş bu şanslı kız? Değme be. Asilzadelerden.
Belediye başkanımızın kızı. Kız adı ki Zümrüt hanımefendi. Adı ki Zümrüt. Adı da güzel bir Zümrüt. Kendilerine geldiler. Gel İsmail. Şu Zümrüt. Muhteşem. Zümrüt. Zümrüt dedi. Gölüm. Hüseyin'in yüzüne kafasını çaktı. Sen bizim kasmanın kızlar sensiz mi sandın lan? Burnumu hissetmiyorum. Sen ne vuruyorsun beni? Ne oldu lan, manyak mısın sen? Lan İsmail delirdim lan, ne vuruyorsun adama? Davacıyım. Şahitsiz hepiniz. Davacıyım, canıma kastetti. Açmazsan adam değilsin lan. Öldürmeye çalıştı beni. Ölüyorum dostlar, yetişin. Ölüyorum. Uf baba ya, kız gibisin ya. Bana erkek ol diyorsun, kendini de yakıyorsun. Babayı öğretelim. Ayağını masaya attı, muzeyi korkuttu. Ambulans! Şimdi Almanya'da olsaydık, helikopter ambulansları gelmişti, beni götürmüşlerdi. Ölüyorum dostlar, yetişin! İsmail'i zor tutuyorlar. Hurdalık. İsmail, bir çuval inciri berbat ettin be. Ne güzel adam, bizden barış edin. Gömüğü beraber harcadın. Sen niye adamı kafa atıyorsun? Lan hadi kafayı attın, sen burnunu ne kırıyorsun be? Duymadın mı, sadıç ne dedi? Zümrüt'ü ayarlayacakmışız. Ulan abisi yaşında adamı Zümrüt'ü ayarlayacakmışız. Ulan bir de ne diyor biliyor musun? %2,5 diyor, bak gari sen. Ulan %2,5. Zümrüt'ün değeri %2,5 mu lan? He? %2,5 mu lan Zümrüt'ün değeri bak? Masaya yani asam vurup ayaklandı. Sadıç otur buraya be. Sakin ol gönlüm. Ulan adam %2,5 dese ne olacak, demese ne olacak be? Zümrüt ona bakacak kız mı? Bırakın kendi kendin gelin güvey olsun bu türlü kafa. Aa öldü mü? Bence %2,5 çok komik bir rakam. Bak ben sen diye verem. Eğer aynısını Safiye söyleseydi var ya, yeminle o burnunu kırmakla kalmaz, taburuya alır, öl kafasını geçirdim onu. İsmail Cemil'i gösterdi. Sen ne gaz veriyorsun şimdi Cemil, ha? Sen ne adamın asabını sinirlendiriyorsun şimdi? Aynısını Neşe'ye söyleseydi ne yapacaktın, ha? Aynısını Neşe'ye söyleseydi ne yapacaktın? Lan Neşe'yi söylese ha! Eline yumruk yaptı. Lan Neşe'yle ne alakası var? Sende ya, Allah Allah. Derdimiz şimdi %2,5 mu? O mu kızdı şimdi araya? Adam küfür etmedi, sarkıntılık etmedi be. Ana siz de mecbur. Ne yapacaksın? Yüzüğü de kana kadar. Birle talip olacak gülüm kıza. Sen her talip olanı döveceksin. Hayır, hepsini döveceksin İsmail. Ne? Lan hem adam senin Zümrüt'e aşık olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Sadıç'la hince beni iyi dinlen bak. Biz bu işi nasıl başladık gülüm? Ha? Bu haritayı Alanga'da adamın gönlünü hoş tutacağız demedik mi? Huyun gideceğiz bunun demedik mi be? Feç. Lan adam teklifini yaptırdın ne güzel be. Gömüğü beraber arayacaktık. O zaman kimsenin Sibel'i kendine aşık etmesin diyerek kalmayacaktı İsmail. Ne bileyim ben Sadıç ya. Öyle birden Zümrüt deyince ben kendimi unutamadım. Tamam haklısın gülüm. İnsanın sevdiğine öyle bir laf söylenmesi kolay değil. Adamın gücünü gider tabii de. Ne yapacaksın? Haritayı bulana kadar Hüseyin'in huyunu gitmek zorundayız gülüm. Şimdi beni kalırsa giden tüylü kafadan özür dileyen. Vallahi kusura bakma, bir takım yanlış anlaşılmalar olmuş diyen de bunu geri çevirin. Yani. Ha? İsmail ayaklarını masaya koyup arkasına yaslandı. Hem bak onun dediği gibi ha. Zümrüt o tüylü kafaya bakacak bir kız değil. Sen de. Aynen. Acık orta yol takılacaksın görüm. Biz haritayı alana kadar Zümrüt sevdiğini belli etmeyecek Sadık. İsmail kırgın, kızgın bakarken Emin dudağını büzüp Süleyman'a baktı. Ah, doktor kahveye gelmiş. İnsan gibi bulmak, çat diye bir ses duydum. Kesin kırıldı. İçeride bir şeyler kırıldı kesin. Kırık yok. Kırık olsa duramazdınız hiç. O zaman dokulağım öldü benim. Gokalma dokulağım öldü. Burnumun bütün dokulağı öldü. Bak gokalamıyor. Dava aç. Mahkemeye ver. İnsan hakları mahkemesine ver. Benim çiçek koklama hakkım yok mu? Anne çok mazmursun be baba. Ne burnu kırıldı diye bu kadar ağlanır mı? Sülen, insanlar içinde. Burun deliklerinde pamuklarla elini göğsüne vurarak uğurladı. Ah, ablam müsaade var mı? Darafla abi konuşuversin. İsmail, Hüseyin abimizle bir konuşma yapacak da. Gençler özür dilemeye gelmişler. Bırakalım da aralarında çözsünler. Hadi bakayım. İsmail gerilip Cemillerden güç aldı. Nasıl desem Hüseyin abi, ben senden özür dilemeye geldim de. Benim tikim var biliyor musun?
Hani bazı insanlar da oluyor ya. Böyle limon diyorsun, adamın suratı bir eşiyor böyle, büzüşüyor. Ya da ne bileyim, tıp diyorsun, adam küfrediveriyor. Hani depik atan bile baba. Hani? Benim de öyle bir tikim var Hüseyin abi. Sen beni o malum şahsın ismini zikredince ben anında kafa atıyorum, kendimi tutamıyorum, dayanamıyorum. Dibiyor. O malum şahsın adını dibiyor. Zümrüt! Hay! Cemil'in koluna kafasını vurdu. Emin bak diye işaret ediyor. Yüzü kıs kıs gülüyor. Bak gördün mü? Dayanamıyorum, kendimi tutamıyorum. Hemen kafa atıyorum. Şimdi Hüseyin abi, sen kusurun bakma İsmail'in. En bak senden özür dilemeye geldi ya. Onun, yani o malum ismi karşı bir alerjikliği var. Dayanamıyor, kafa gömçürüyor. Hüseyin abi, sen büyüksün. Affedeme be. Tiku diyorsun yani. Yanlışlıkla oldu diyor. Zümrüt deyince öyle oluyor diyor. Tövbe, Süleyman'ın omzuna kafa attı. Gençler, vallahi bana hiç inandırıcı gelmedi. Kusura bakmayın. Neden Zümrüt? Ay! Tövbe, Cemil'e vurdu. Şimdi Hüseyin abi, bu ufak kana yolda bir tane Zümrüt tuttu, elini başına buluyor. Vurdu. Büyük çocuklar da Cebren ve Hirelen bunun Zümrüt'ünü alıyorlar elinden. Ellerini kollarını bağlıyorlar. Sonra bu da gari böyle kafasıyla kendini böyle savunmaya kalkmış böyle. Başını öne doğru attı. Almaya çalışmış. Almadıkça hırslanmış. Almadıkça hırslanmış. Sonra gari bunda tik olmuş bu. Şimdi demiz o ki bunlar bir takım istem dışı hareketler. Yani şimdi biz Zümrüt de... Cemil'in eline kafa attı. İşte böyle şeyler yapıyor bu. Anladın mı bak? Bak kolum çürdü ya. Yeminle kolum çürdü. Büyük bir sende kalsın. Affediver çocuğu. Ben bu işte çok büyük yara aldım gençli. Çok büyük yara aldım. Çok çirkin şeyler yaşadım. Bunun neredeyse koku aldı. Özelliğim yitirdi. Ruhum öselendi. Beynimin duvarları çatladı. Benim zamana ihtiyacım. Yaralarımı sağmaya ihtiyacım var. Kusura bakmayın. Hüseyin yan gözle bakıp şapkasını masadan alıp kalktı. Pantolon askıları yana düşmüş, yürüyor. Muzo, yürülen. Muzo isteksizce peşinden takip ederken durup arkasını döndü. Zümrüt. İsmail parmaklarını kaldırıp Muzo'ya atılmaya yeltenince Süleyman tuttu. Keyifsizce bakışıyorlar. İsmail lokanta masasına vurdu. Ulan nadir bak be. Hem Zümrüt'ü laf ediyor, hem özrümüzü kabul etmiyor. Neymiş? Yaralarını sar demiş, bak gari sen. Ulan alt tarafı bir kafa attık diye bu kadar nazlanılın be. Nazlanılı tabii lan. Sen adama nasıl kafayı gömçürdüğünü biliyor musun? Ta Gavaklı Tepe'den duyulmuştur onun sesi. Bütün Alpaşa meydanına rezil oldu adam. Ne olacak şimdi İsmail? Ha ne olacak? Ne kadar güzel adamla biz arayı düzelttiydik. Tekrardan nasıl kontrol altına alacağız? Hı? Ülen sen değil miydin? Hurdalıkta Safiye idiyse ben de aynı yapardım diyen. Yapardın. Emin kaşını kaldırdı. Yapardın. Hem mi yapmayacaksın? Yapmayacaksın. O gideşlerin için öyle şeylerden kaçınacaksın. Yapmayacaksın. Kendin kafasını bileceksin. Hadi lan oradan. Ülen zaten bu adamın oğluyla kız kardeş Süleyman da kalmıyor mu? Biz gene bir şekilde irtibatı koparmayacağız. Hı. Kız pazartesi günü yeni pasaport çıkarınca bulursun sen irtibatı. Kız Almanya dönüyor, beni diyorsun sen. Ha? Bir U eksikti gülüm. Elimizde bir Ugoz kaldı da U da gitsin, ortada dımdızlak kalan biz. Şimdi Süleyman, bu kızın Almanya'ya gitmemesi için yapılacak bir şey yok mu? Şimdi sen gitmediysen, ne işin var Almanyalı'da dese? Hmm, orada seni kurtluğa kapağıylese. Hı? O da hemen ikna olacak değil mi Cemil? Madem Almanya'da kurt var, o zaman ben gitmeyeyim galem diyecek, değil mi? Aynen. Aynen. Hem garlı memleket lan Almanya. Vallahi orada kurtlar kesin vardır. Aynen, Alman kurtlar var işte. Bir şey var öyle, bir göz değişik, bir göz değişik oluyor ya. O Sibirya şey değil mi lan? Yok, o başka bir şeydi lan. Tamam lan, uzatman galiba. Konumuz bu şimdi. Bizim bir şekilde kızı ikna etmemiz lazım gitmemeye. Onu da kim yapacak? Tabii ki ona en yakın kişi olarak Süleyman'a düşüyor. Ben sizi de vereyim. Ben düşüyor değil mi İsmail? Ben düşüyor değil mi gülüm? Ben zaten yaşı geri dönmüş. Kızın biri bizim evde kalıyor be. Ben zaten böyle patladı patlayacak iki tane bombalan yaşıyorum böyle kucağımda. Budan ben düşüyor. Yazıklar olsun be.
Of Süleyman of. Ne kadar da zormuş değil mi bu işler? Ateş adeta böyle avucunun içinde tutağı gibi. Bari ne yapıyorsun lan sen orada? Sen burada mıydın? Bilmiyorum ki. Burada mıyım, orada mıyım, var mıyım, yok muyum? Söyleyin bana dostlar. Kimim ben, kimim? Lokantanın camından uzandı. Bahri, neyin var senin gülüm birkaç gündür, ha? Bahri yok, beri bak lan. Yoksa sen de aşkım tutuldun Cemil gibi. Lan, bir Cemil lan, ne aşkını benden örnek veriyorsun sen? Şşt, şşt, ne? Biz kim aşka tutulmak kim? Biz anca aşkın kapısında dilencilik yaparız. Bir kırıntı düşerse nasibimize, ne mutlu bize. Geri dönüp lokantanın içine geçtiler. Süleyman. Uzun lafın kısası gölüm. Ne yapacaksın edeceksin? Kızın gitmesini mani olacaksın gölüm. Olacaksın. Ne olmayacak? Olacaksın. Ne olmayacak? Olacaksın. 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 Emme kafayı iyi koydum değil mi lan? Değil mi yem diyorum emme. İyi koydum sadıç. Emme kolum bak. Emme vuruştular. Alo. Sibel bakkala girdi. Pardon. Afiyet olsun. Buyur kızım, beraber olsun. Yok, sağ olun. Ben şey alacağım, Markın var mı sizde? Efendim? Pardon, yani jeton. Jeton, telefonla konuşacağım da. Boy boy jetonlar dolu çay tabaklarını çıkardı. Böyle biz bunların hepsini mi arıyoruz? Sen nereyle konuşacaksın ki? Almanya. O zaman en büyüğünden 5 tane alacaksın. Anca yeter konuşma. Emme konuştukça at ki kesilmesin konuşman. Bakkal jetonları elinde sayıp Sibel'den parasını aldı. Buyurun. Bir de bir şey daha soracağım. Buralarda telefon kulübesi nerede acaba? Belediyenin orada var, tam önünde. Buradan dümdüz çık, önün çıkacak zaten. Böyle dümdüz. Dümdüz. Tamam, danke. Yani teşekkür ederim. Sibel koşarak kulübeye girdi. Telefon kutusundaki büyük jeton yazılı deliğe jetonu atıp numaraları tuşluyor. Heyecanla bekliyor. Alo. Cemal benim, Sibel. Alo, ich bin Olga, ben rufen. Alt yazı yok. Olga. Wer bist du? Gib mir Cemal. Cemal ist meine Liebling und ist nicht hier jetzt. Wer du bist, Freundin? Ich bin Cemals Freundin. Nein, nicht mehr. Lass Cemal allein. Liebt dich nicht und möchte mit dir nicht sprechen. Ruf Cemal nicht noch einmal. Hallo! 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 Heyecanla peş peşe attığı jetonlar gitti. Of! Of şade! Sibel Gülenay'ın çiçek saksılarıyla süslediği kapısının önüne geldi. Geldim. Zümrüt kapıya koştu. Sibel? Zümrüt. Ya benim sana bir işim düştü de az zamanın var mı? Gel gel, var tabii, gel buyur. Hatta bak yeni çay demledim, içer misin? Yok ya, sağ ol. Hiç gerek yok. Ben zaten fazla kalmayacağım. Ya bir işim var da yardım edebilirsen eğer. Tabii, yapabileceğim bir şey varsa seve seve. Şimdi benim pasaport yandı. Tamam mı? Benim onu acil yenilemem lazım. Ama bana dediler ki İzmir'de çıkacak. Ya şimdi sen öğretmensin ya. Hani belki arkadaşların vardır İzmir'de. Bana yardımcı olabilir. Çünkü benim çok acil ihtiyacım var pasaporta. Ya benim hemen Almanya'ya dönmem lazım. Ha, anladım. Ama benim öyle bir arkadaşım yok ki. Ya olsa bile pazartesiden önce halledemem ki ben onu. Of, anladım. Neyse, ben öyle bir umut olur diye zaten. Teşekkürler. Sibel, siz niye gidiyorsunuz? Daha abinle yeni gelmediniz mi? Bana hiç abi deme Zümrüt. Çünkü bizim biraz aramız kötü onunla. Benim gitme sebeplerimden biri de o. Ha, anladım. Sen yalnız gideceksin. Peki ne yaptın? Ayarlayabildin mi? Gidişini, uçak biletini falan aldın mı? Ha, yok ya. Ben zaten uçakla gitmeyeceğim. O kadar da para yok zaten. Otostop çekeceğim ben. Yani çıkacağım yola artık ne denk gelirse. Otostop. Hmm.
Sen buradan Almanya'ya otostopla mı gideceksin? Otostop çekeceğim. Ya. Emin misin? Senin başına bir şey gelmez mi? Yok canım, gelmez. Bizim Almanya'daki arkadaşlar falan hep öyle yapıyor. Bütün Avrupa'yı otostopla dolaşıyor yani. Neyse, öyle işte. Teşekkür ederim ya. Sağ ol yine de. Sen merak etme beni ya. Ben bulacağım bir şekil. Sağ ol ama yine de. Teşekkürler. Sibel'in fikri Zümrüt'e ilginç gelmiş. Garipsemiş, dudak sarkıttı. Sofya'dan... Dünya haritasının üzerine çiziyor. Serbiyan'dan... Budapeşte... Çok uzak oldu bu ya. Of... Ben nasıl gideceğim bu kadar yol otostopla? Çadır! Sıkıntılanarak başını kaşıdı. At kuyruğu saçlarının uzun ön perçemleri keskin bir ayrımla yandan ve tepeden ayrılmış. Yüzüne düşüyor. Eli çenesinde düşünüyor. Kasabanın batı yönündeki tepelerine doğru güneş batıyor. Hızla bulutlar aktı. Kasabanın ağaçlıklı mahallelerine ışıklar yandı. Hilal ay tepede parlıyor. Süleyman duvara gömülü yeşil dolabın önündeki perdeyi çekti. Yüklüğün içindeki yatak yorganın sağına sonuna bakarak aranıyor. Yerde kilim ve saman yastıklar serili. Hafize odaya Süleyman, girdi. Sen mi lan? Benim ana. Ne yapıyorsun orada? İsmail'in pijamalığa bol geldi de kendiminkili almaya geldim gülüm. Kızı görmeye geldim demiyorsun da pijama almaya geldim diyorsun öyle mi? De gidanı de. Vallahi izliyorum bütün günü hayallen ötesimdir. Nedir kafan bunları çalışıyor gülüm. Akideşim diyorum sen. Sade akideşim anlasan ben ha. Beni bak. Pijamalığa al. Tezim çık git bu evden. Kebapçı ketsi gibi ortalarda dolanma. Evde genç kız var. Hadi. Zaten o oğlanı da başıma musallat ettiniz. Kafam götürmüyor. Ama o kızcağızın hatırını bir şey demiyorum. Muzo başına çarşaf geçirmiş geldi. Wunderbar. Bir başka hayalet ev daha. Sus lan sus. Bayırın kızını sus. Başım ağrıyor. Gürült etme. Muzo. Muzo. Gel buraya. Rahatsız ediyorsun bak insanları. Uzbel ya. Ben niye geldim buraya? Niye babamla hayalet evde kalmıyorum ki? Dediler ya yanlış anlaşılacak diye. Ya kasabada yanlış anlaşılıyormuş. Ondan yani. Çocuk işte. Seni hiç sevmedim dostum. Gözüm tutmadı seni. Şşt Muzo. Ayıp öyle deneyim abiye. Uykusu geldi. Yatırayım ben bunu. Hadi. Sibel'e konuşalım diye işaret etti. Ana bir şey diyor mu? Defol git. Defol. Göz göz çıktı. Sibel sessizce merdivenlerden inip bahçeye çıktı. Süleyman merdivenlerin başında bekliyor. Nasılsın? İyiyim. Ne yaptın pasaport işini? Bekliyorum işte. Sesini kıs dedi. Bekliyorum yani. Pazartesi günü çıkartacağım. Ama bilmiyorum. Sıkıntılı hava. Hayırlısı. Ya, Makkayva. Sana bir şey soracağım. Senin elinden her iş geliyor değil mi? Efelallah. Sen benim için sahte pasaport yapabilir misin? Ne? Sahte pasaport mu? Ya, ya normali çok pahalı oluyor. O zaman uçak biletine para kalmıyor. Ondan yani. Süleyman gerilip kasıldı. Yaparım. Yapılmayacak şey değil de. Doğru değil. Sibel, yanlış bir şey soruştu. Haklısın. Suç olur yani, değil mi? Aynen. Beni sorarsan acele etme be. Azıcık daha kal. Tamam, sen burada sevmedin emme. Sevecek kadar da kalmadın be. Sen bizim kasabaya bir şans versen çok seversin bak. Hem abin seni gezdirmemiş ki. Sen bizim kasabayı bir gez. Bırakamazsın vallahi. Belki bilmiyorum. Ama tek mesele o değil ki. Benim Cemal vardı ya.
bıraktı beni. Başka bir kız buldu kendine. Arman bir kız. Aman boş ver o deyusu be. O seni bıraktıysa sen onu ikiye bırakacaksın. O seni sevmiyorsa sen de onu hiç ailemeyeceksin. Yol vereceksin gidecek. Öyle olmuyor işte. Senin bir kız vardı. Sen sevmesen oluyor mu? Süleyman'ın Sibel'e bakan gözleri bulutlandı. Kaçırdığı gözlerini yutkunarak yana çevirdi. Emin elinde tarak çatlak aynadan kendine bakıyor. Hastalı Vista. Tarağı silah gibi Emine'ye doğrulttu. Hastalı Vista. Gönlüm. Çıçın çıçın. Emin, senin sesin acık boğuk gibi mi geliyor sanki? Yok Emine, hastalar ista. Ne diyorum da ondan öyle geliyor sana. Hani Terminatör'deki Arnold'cu vardı gezer var ya, onun gibi ediyorum. Yok gülüm yok, sen bana inanmıyorsun değil mi? Sade sesin değil ki gülüm. Böyle renginde sarı gibi acık senin. Hadi gel şu hastaneye gidelim de pedandırına bir gösterelim de içimiz rahat etsin he gülüm. Emine, senin maksadın ne gülüm? Beni de yere bakayım sen. Sen beni psikolojikman hasta hissettirmeye mi çalışıyorsun be? Hastaneye götürmeye çalışıyorum Emin. Hı? Yani senin sağlığın açısından gülüm. Sana bir şey olacak diye. Hinci anladım ben senin ne yapmaya çalıştığını. Hinci çözdüm ben senin gülüm. Sen bana bir şey olacak diye korkuyorsun değil mi? Sen beni çok sevdiğinden bana bir şey olacak diye kafanda bir takım korkulağa dönüyor senin değil mi gölüm benim? Korkacağım tabii Emin. Sonuçta Şükrü babamla da gizli garp çıkmadı mı? Gidelim mi he? Hem sana bir şey olursa ben yaşayamam Emin. Sen hiç merak etme. Şiir gözlüm benim. Ellerini tuttu. At kafanda bu korkulağa. Bu korkulağa ki aslında evhamlığadır. Emine sen benim babamın ölümünden çok etkilenmişsin be. Kıyamam ben sen gölüm. Emme sen hiç korkma. Benim bırakıp gitmek gibi bir planım yok. Kalıp sevmek gibi bir planım var. Şairle, şiirsiz kalırlarsa ölürle. Sen de beni gözlerinsiz bırakma. Gitme. Sen hiç ikna olmadın değil mi? Aynen anlamında onay verdi. Ben seni inandıramadım. O yüzden hinci seni mekik çekeceğim. Ne kadar gayı gibi oldum anda benim sen. Ayağındaki terlikleri fırlatıp koltuğa Emin, çıktı. Emin, günün bir yerini sakatlayacaksın. Hinci bak bakalım kocan gaya gibi miymiş değil miymiş? Renk. Renk, renk, renk. Emin ne yapıyorsun gülüm? Ayaklarını renk, koltukla renk, duvar renk. Arasına sıkıştırıp renk, ellerini renk, boynunun renk. Arkasına aldı. Emin tamam sakatlayacaksın kendini. Bak tek elle çeker. Renk. Renk, renk, renk. Renk, 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 renk. Renk, renk, renk. Emine tahammülsüz iç geçirdi. Aynı rakidek gibi ya renk. Emine, Emine. Gözünün birini nasıl? Kapatıp kollarını açtı. Kollarını önünde bağlayıp sırtı havada sırtarak gergin duruyor. İsmail akşam karanlığında evden çıkıp merdivenlerden bahçeye indi. Bahçeye asılı ipten çamaşırlarını alıyor. Zümrüt ağacın altına gizlenmiş gülümsüyor. İsmail şaşkın çamaşırların arasından geçti. Zümrüt, ne işin var senin burada? Nereden girdin sen? Ay sorma yaptım bir delilik. Dur tahmin edeyim. Hasretimi dayanamadın değil mi? Aynen. Bana bak. Yoksa bir şey mi oldu? Bak kötü bir şey mi oldu Cumhur? Kimin başına bir şey geldi? Bak biri öldü hemen söyle bak. Yok İsmail tam tersi. Güzel haberlerle geldim ben. Anneme durumumuzu çıtlattım görsen ağzı kulaklarında. Hangi durumumuzu? İşte durum. Ne demek hangi durumumuz İsmail? İşte ikimizin durumu. Hani dedik ya bugün. Ailelerimize açılacağız dedik ya. Ha, sen o durumu diyorsun. Demek sen anneye söyledin o durumu. Hı, söyledim. Ama sen olduğunu söylemedim daha. Seni bilmiyor. Hı. Yani. O yüzden kafasında şimdi habire tahmin yapıp duruyor. Heh.
Afasında diyorsun, habire diyorsun, kanun yapıp duruyor diyorsun yani. Evet. Tabii şimdi ailelerimiz hani yavaş yavaş açılalım dedik biz ama... ...ya o iş pek öyle olmayabilir İsmail. Çünkü galiba annem babama söyledi. Hı? Bu bana mı? Zümrüt başını sallarken hatırladı. Ben sana diyorum ki ilçeye bir avukat geldi ya, bence o. Ay öyle bir görsen var ya, el yüzü düzgün, 2 metre boyunda. Ay bir konuşması var. Ay şeker mübarek şeker. Ay kesin o, kesin. Gülenay kulağında telefonla ay, bahçede. Ay söylemiyor ki bana. Ay ondan öğrensem kesin sana yetiştireceğim. Aman. Aman o muhasebeci olmasında kim olursa olsun. Onda bir ana var, evlerden ırak. Öyle cadaloz bir dünür olsun istemem, çekemem ben. Kızımı da çektirtmem. Zümrüt evden kapı önüne indi. Aa, sen futbol mu diyorsun? Galatasaray Fenerbahçe maçı mı diyorsun? Ha işte, ha oradaki futbolcu var ya, bir tane sarışın oğlan var ya. Ha onu çıkartmasın, o çok iyi oynuyor. Ha ortalıklarda gezen böyle siyahlı biri var ya. Ha onun bu sene işi çok zor, çok. Ha. Hakem miydi o? Zümrüt ağzını kapattı. Ben seni sonra arayacağım. Zümrüt sıkıntılı ana döndü. İsmail, sen niye öyle sevinmemiş gibi duruyorsun? Yok, sevindim canım. Sevinme zor muyum ben? Hem de çok sevindim. Aman canım. Sonuçta ne olacak yani, babana açırmışsın. Olmuş bitmiş. Gerçi açmasan daha iyiydin değil mi? Yani sen hani yavaş yavaş açam dedin ya, o manada ben söylüyorum. Ha, öyle tabii. sen ne yaptın amcanlarla? Ben ne yaptım amcalarla? Ne yapam? Yani ne yapam? Oturduk yemek yedik hep beraber. Gerçi bu arada amcamın keyif biraz kaçık biliyorum. Bu tüccar sahibiyle aralarında bir mevzular mı ne olmuş? Ortalık biraz karışık. Beni ortaklık teklif etti. Gerçi benim 3 tane daha ortağım var. Onlara sormadan hiçbir şey yapamam biliyorum. Ha. Amcam da biliyorum be. Cimle birlikte gelir, her bir şeyler karışır. Ha. Ee? Olmayacak ki bizim. Yani bizim ortaklık işi olmayacak gibi. İsmail ben sana onu mu soruyorum? Amcanları... Amcanlarla bizle ilgili konuştun mu diye soruyorum sana. Sen onu soruyor. Konuştum gibi de, konuşmadım gibi de. Nasıl yani? Yani şu, Zümrüt ben düşündüm. Ben diyorum acaba hemen açmasak mı Zümrüt? Acaba diyorum acık daha ertelesek mi bu durumu? Nasıl yani? Yani şu Zümrüt, ben kesinlikle kendimi düşünmüyorum. Tamamen seni düşünerekten söylüyorum. Acık daha ertelesek senin için daha iyi. Bak ben seni de yiyerek neden diye soracağım. Çünkü derler Zümrüt. Vallahi derler, billahi derler. Senin için yuva yıkan kadın derler. Bak ne derler biliyor musun? Zümrüt derler, Sedef'le İsmail'in arasını bozdu. Arılan girdi, kendi yolunu yaptı derler. Bak ben seni de yiyerek. İsmail sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ailelerimiz açılalım diye başımın etini yiyen sen değil miydin İsmail? Ben de. Bendim canım, bendim tabii de. Sanki ben sana haksızlık ediyormuşum, geliyorsun bak bana. Vallahi ben onu bunu bilmem İsmail. Ben anneme gittim, anlattım her bir şeyi. O yüzden sen de amcanlarla konuşsan çok iyi olur. Omzuna vurup hızlıca bahçeden çıkarken İsmail askıdan çamaşırını aldı. Demek kapıdan girdi bu kız. Yengem kapıyı açık bıraktısa demek ki sonuçta odancık boyuna duvardan atlayacak değil ya. Aynen. Pantolonunu da askıdan alırken bir yandan da kapıya doğru bakıyor. Eve doğru yöneldi. Geceden gündüze hızla geçti. Doğu yönündeki tepeden güneş doğuyor. Bulutlar yeşil tarlalar üstünde akıyor. Safiye annesiyle tarlada biber topluyor. Cemil ince dalları olan ağacın arkasından sırtarak Safiye'yi izliyor. Tarla sahibi Safiye'nin yanında durdu. Gene mi kırdın dallağı? Dallağını kırdıktan sonra biber toplaman ne anlamı var? Çok affedersiniz. Ben aslında
dikkat etmeye çalışıyorum da. Kim gönderiyor sizi? Beni anlamıyorum ki. Dünyanın parasını ödüyoruz 3 tane biber toplayın diye. Sabahtan beri kırdığın dalların haddi hesabı yok. Safiye mahcup başını eğdi. Üzgün dönüp annesine baktı. Cemil sinirlenmiş, içinden sövüyor. Tarla sahibi elindeki çuvalları gölgelikte duran sepetlere konmuş, diğer biberlerin yanına getirdi. Sepetleri boşaltıyor. Cemil öfkeyle arkasından geldi. Senin erkekliğin bu mu lan? Ha? Senin erkekliğin bir tek kızlığa mı yetiyor lan? Dur birader, ne yapıyorsun ya? İndir ellerini aşağı, indir ellerini aşağı. Ha? Ne bağırıyorsun lan sen o kıza? Ha? Böyle tek başına mı gördün? Sahipsiz mi zannettin lan sen o kızı? Bana bağırsana ya lan. Ha? Hadi bana bağırsana ya lan. Bana diklensene ya lan. Yemin ederim senin öyle ölümden tutar. Suyları atarak lan senin gördüm aşağı. Dur bir yok. Ya delirdin, manyak mısın sen, yapma ya. Manyağım lan, ben delirdim, ben delirdim ha. Korktun mu lan ha? Kızla bağırma benzemiyormuş değil mi lan? Safiye geldi. Bir daha o kıza bağırsın eğer, yeminle senin bu ov adamını başını yıkarım, haberin olsun. Çok çirkin bak, yemin ettim sana, çok çirkin. Cemil. Usulca adamın yakasını Safiye bıraktı. Safiye kızarak Cemil'in yüzüne bakıyor. Cemil mahcup. Mısır tarlası Safiye, boyunca uzanan yol. Safiye durmuyor bak. Bak seni öyle görünce dayanamadım ben. Bir dinleyin be beni. Safiye bak bir dinleyin be beni. Ne karışıyorsun sen Cemil ha? Ne karışıyorsun? Ben seni karışmayacağım demedim mi? Biz kendi başımızın çaresine bakarız demedim mi ben seni? Hem bağırıyordu sana. Herkesin içinde azarlıyordu seni. Ne yapsaydım? Görmezden mi gelseydim? Cemil bak ben seni biliyorum. İyi niyetini de biliyorum ama bu böyle olmaz. Ben kendi ayaklarımın üstünde duracağım. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim. Bu kişi sen olsan bile. Lütfen bir daha karışma. Olur mu? Lütfen. Cemil'i bırakıp gitti. Resim yaz. Pantillan uşağına 265.000. Kamil'in dükkanı. Tahir'in Ramazan 386.000. Kireççiden Adem'e cibidik almıştık ya, 242.000. Bitti. Of amca ya, bir hesap makinesi almadın şuraya. Konuşma ulan, seni boş yere mi okutuyoruz biz? Ben matematiği sevmiyorum emme. Şiir yazdırsaydın yine neyse. Şiir mi, karın doyurmuyor. Yaz bakayım. Gülbeyaz gelin abadan buğday almışız. 310'u yaz. Şimdi niyetli hepsi. Ersin alt alta yazıp tek tek topladı. Oo, 1 milyonu geçti vallahi amca. 1 milyon küsür yaptı da sonrasını hesaplayamadım vallahi. 1 milyon geçti mi diyorsun? Aynen. 1 milyon küsür mü diyorsun? Aynen. Alo, buyurun benim. Kamil. Tüccar Kamil. Doğrudur, ben haber bıraktım. Ben Tüccar Sami'nin otağı oluyorum da. Ha. Uğradı mı, uğramadı? Ama bu hiç uğramayacağı anlamına gelmez değil mi? İlla ki bir ara uğrar değil mi? Yani kayıplara kaçacak hali yok ya sonuçta. Doğru. Orasını siz bilemezsiniz diyorsunuz. Doğru diyorsunuz. Tabii niye demeyeceksiniz? Anladım. Hulu hulu, hulu hulu. Ersin, bana şuradan bir bardak su ver bakayım. Ersin Kamil'in yanındaki sehpada duran sürahiden su doldurdu. Ya da boş ver Ersin. Yürü tezim gidiyoruz, yürü. Yürü bakayım. Nereye gidiyoruz amca Dubio? Ben bu hesapla ne yapayım? Kesin rakam öğrenen mi? Ersin yürü dedim gidiyoruz, hadi tezim yürü. Ersin not defterini de alıp Kamil'in peşinden çıktı. Sabahattin benzin istasyonunda Lale Baba ağzının içinde çevirerek yiyor. Kamil Ersin de yanına almış traktörle geldi. Hani öyle Sabahattin. Sabahattin sana işim düştü. Emme yaparsan bunu bir tek sen yaparsın. Hayırdır Kamil abi? Ya sen petrolcülere birilerine falan gidip geliyorsun ya. Ha. Hani Tüccar Sami'ye ulaşabilir misin acaba? Hani senin tanıdıkları falan vardır da. Hayırdır?
Bir takım ortadan kaybolma durumuna falan mı? Ya ortadan kaybolma falan değil. Ya adama ulaşamıyorum. Belki başına bir şey geldi diye biliyorum. Sen ulaşabilir mi ulaşamam mı? O ne de bana? Tam yerin geldin Kamil abi. Benim şu yeryüzünde ulaşamayacağım kimsecikler yok. Takip edin beni. Peş peşe yazıhaneye girdiler. Sen merak etme Kamil abi. Şimdi çok çekin yöntemlerimle bu olayı çözeceğim. Lollipop'u ajandaya yapıştırıp Ayize'yi kaldırdı. Alo. Selamun aleyküm Mülada. Ben Sebahattin. Halen benzinci Sebahattin. Ha, iyi ne yapalım, bekliyoruz benzinini. Bir şey soracağım sana ben. Bizim bu tüccar sen var ya, ondan haberin var mı senin? Öyle mi diyorsun? Şaşırarak arkasına yaslandı. Harbi mi lan? Öyle diyorsun yani. Yok gari. Ne olmuş Sabahattin, ne olmuş? Dur dedi eliyle. Yok gari. Yuh yani. Vah 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 vah. Yeter lan gari. Söylesen ya, ne olmuş? Tamam geçmiş olsun sana. Ben döneceğim sana sonra. Çok yaman ortan var Kamil abi. Ben sana deyi veren. Sabahattin ne İkisinden olmuş? Tuttu. Senin söylesen ya. Ben dur anlatacağım Dubio. Senin bu ortağın Kuyucak'ta 3 tane yem fabrikasını, Göbel'de 2 tane un fabrikasını, Karagöpçek'te de 1 tane yağ fabrikasını dolandırmış, kayıplara karışmış. Lan voleyi vurmuş lan. Sanat yapmış, sanat. Hazırlama uşağına 265 bin. Tahir'in Ramazan'a 386 bin. Kiracılığa Adem'e 242 bin. Gerisi neydi Ersin? Bayılacak acaba gibi sandalyeye yığıldı. Ben bittim lan, ben bittim lan. Bitirdi beni bu tüccar Sami. Yakasını açtılar, yüzü gözü yamuluyor. Mahvoldum, perişan etti beni. Sabahattin, bu bana vole atmamış. Bu bana revoşata çakmış. Dön. Oh, bu uçan tekme attı, uçan tekme. Bu bana kafa çıkmış, ben bittim. Fena oldu, ben gidiyorum lan. Böyle yerleneyim lan. Derinim. Sabahattin defterin kapağıyla yüzünü yeliyor. Ersin yüzünü okşuyor. Emine. Emin kahverengi yeleğini giyerek aynanın önüne geçip yeşil kareli gömleğini ilikledi. Aynanın bozuk yansımasında beğentiyle kendini izliyor. Kapıdan başını uzattı. Emine. Çıkıyorum ben gülüm. Gelip de kocan savuştursan sen. Geliyorum gülüm. Şu çamaşırları bir halledem de geliyorum. Bunu da İtalya'dan bir hizmetçi mi tutsak acaba? Boğaz düğmesine kadar bağladı. Papyon. Ceplerini yoklayarak sağa sola bakınıyor. Papyon nerede lan? Emine! Benim papyonu gördün mü gülüm? Ben bulamıyorum da. Hayır, o benim için çok önemli de biliyor musun? Adeta beni tamamlayan en önemli parça. Ne bileyim benimim? Baksana Hurlada'dır. Telefonun yanına bak. Telefon konsoluna bakıp koltuğun örtülerini kaldırarak altlarını aradı. Muri düşmüş yelen. Yeşil papyonu için eğilince örtünün altındaki doktor raporlarının olduğu dosyayı buldu. Yavaşça çekip aldı. Dikkat kesilmiş, endişeli. Şeffaf dosyasından çıkardı kağıtları, okuyor. Kağıtları tek tek incelerken Emine güleç yüzüyle odaya girdi. Demek senin hastane sevdan bulma için Emine. Sen benden habersiz doktorum gitti Emine. Mahcup kaçırdığı bakışlarıyla bakıyor. Süleyman yeşilliklerin arasındaki yeşil demir köprünün kenarına yaslanmış duruyor. İsmail Süleyman merakla yaklaştı. Ne yapıyorsun lan? Sabah da erkenden gitmişsin. Ben de dükkana gittim sandım. Ya dükkana gitmedim be. Biraz kafa dağıtayım dedim. Hani sen diyordun ya, öyle kendimi sulara bırakıp gidiyorum diye. Öyle işte. Kaya parçalarının arasından yavaşça süzülen dereye bakıyorlar. Kız işin oldu peki? Konuşabildin mi? Kalmaya ikna edebildin mi? Konuştum konuşmasını da ikna edemedim. Kararlı gitme. Onun sevdiği bağ ya Almanya'da. Orada Alman bir kız bulmuş.
da delirmiş gari. Tutturmuş, ben sevdiğim Alman bir kızı kaptırmam diyor vallahi başka bir şey demiyor. Bırak lan onu anlatalım deseydin. Seni sevmeyen sen ilk kere sevme lan deseydin. Unut gitsin deseydin be. Lan dedim. Aynı lan dedim. Dinmiyor. O da beni senin başında aynı dertten yok mu dedi. Sen olsan unutabilir miydin diyor. Sen unutsana diyor. Doğru diyor sadece. Ben Neşe'yi unutabiliyor muyum? Ben Neşe'den geçebiliyor muyum? İsmail. Hı. Bana kalırsa bırakam kız gitsin be. Hı? Nedir? Diyorum ki zorlamayayım galiba. Bırakam kız gitsin. Oğlum o ne öyle şey? Biz ne yapacağız? Sibel onu halt adamdan kavuşacak, onu halt adam da bundan gönlünü eğlendirecek diye. Biz Hüseyin'in elimizde limanı yok almasını seyirci mi kalacağız be? Koluna girdi. Yürü lan gidiyorsun. Nereye lan? Hem kendi işimizi halledeceğiz hem de kıza faydamız dokunacak. Yürü. Muzo iki tekere bağlı tahtadan çubuğu bahçede sürüyor. Aynı flaş gibi koşuyor Sibel, bak bana. Aynı flaş gibi koşuyorum bak. Hafize radyoya yürüdü. Yavaş ol sen ya lan Almancının kızını bak. Hayallerin ötesi oynuyor. Ne dediklerini duyamıyorum lan. Sibel durdurdu. Sessiz ol bak, kızdırıyorsun Hafize teyzeyi. Ama ben bu oyuncağı çok sevdim. Hocam ben Sibel bak ana. Tamam başka şeyle oyna ama olur mu? Hafize teyze. Gelsin sen mi lan? Hayırdır niye oldu? Bizim bakkal İsmet dayı gönderdi de Sibel abaya telefon varmış. Bana mı? He, Cemal diye biri arıyormuş. Cemal mi? Cemal arıyor. Asla Muzo sen burada bekle ben geliyorum. Hafize teyzeyi üzme olur mu? Hadi. Sibel Ersin'le dışarı çıkarken Muzo arabasını sürmeye devam etti. Beni bak kulaklarını uzatırım sen. Ha. Ha, pardon. Bana bir telefon gelmiş galiba. 5 dakika arayacağım dedi kızım. Arar şimdi beklesem burada. 5 dakika. Ersin telefon kulübesine koştu. Kız tamam bakkala yedi. Aferin lan insan gerisi. Bazı şımarıklıklar kulağım geliyor emme. Böyle giderse affedebilirim ben. Ne şımarıklığı ya? Ne oldu ki? Konuşma lan. Arada abinin motorunu kaçırdığını bilmiyoruz mu sanıyorsun lan? Bilmiyoruz mu sanıyorsun? Şu işlemimiz bitsin, vallahi ortaklığı gözden geçireceğim senden, onu görün. Yürü lan hadi kaybol. Belden bacak seni. Mendilini açıp verdi. Sen şimdi böyle şeyler düşünüyorsun ya, eminsin değil mi gülüm? İşe yarayacak değil mi? Kafanı taktığın şeye bak Süleyman, sen şimdi beni gizle. İsmail kulübeye girdi. Süleyman endişeli suratını asarak etrafa bakınıyor. İsmail Ayize'yi mendille kapattı. Alo! Sibel benim Cemal. Sesim geliyor mu? Geliyor da çok böyle derinden geliyor. Sensin değil mi? Benim Sibel. Bak Sibel diyorum konuşmamdan ana. Ya ben aradım bugün seni ama o kız çıktı telefona. Cemal bak ben dönüyorum Almanya'ya. Biliyorum şimdi ben böyle deyince sen bana kızıyorsun ama söz veriyorum geliyorum ben. Sen bırak o kızı ya. Bırak! Sibel bak orada dur. Sakın gelme tamam mı? Sakın gelme. Ya sen beni anlamıyor musun ya? Ben sana bitti diyorum ya. Bitti diyorum anlıyorsun değil mi? Biliyorum ya. Şimdi ben... Buraya geldim diye sen böyle diyorsun bana. Ama bir şans daha ver bana lütfen. Ya sen dün kopmuşsun Sibel ya. He? Sen dün kopmuşsun Sibel ya. Sen beni anlamıyor musun ya? Ben sana diyorum ki bitti diyorum. Ben seni artık istemiyorum diyorum ya Sibel. İşli bir Arman kız ya. İşli bir Alman kız, anlıyorsun değil mi? Süleyman koluna vurdu. İşli beni lan. Almanca ben Alman bir kızı seviyorum diyor. Duruyor lan. İşli bir Alman kızı ne demek Cemal? Sen, kim o kız ya? Sen bir adını söylesene bana bakayım, adı ne onun? Siz nerede tanıştınız, ha? Ya ben nerede tanıştıysam tanıştım Sibel ya. Ben nerede tanıştıysam tanıştım, bu seni hiç ilgilendirmiyor. Adı da şey, sen konuşmuşsun ya zaten. Gel bir gülmeyin. Sen sorsaydın ya adını. Senin... Armanca ne olmuş öyle? Sen ne diyorsun ben anlamıyorum. Hem sen Frankfurt'ta ne demiştin bana? Ne demiştim demiştim Sibel. Telefonu uzaklaştırıp Süleyman'a döndü. Sen Frankfurt'ta ne demiştin diyor lan? Ne demiştim? Ne bileyim ben İsmail? Ne bileyim ben ne demiştim Sibel? He? Ben ne bileyim Sibel? En fazla seni seviyorum demişimdir. İşli bir diş demişimdir Sibel. Aferin iş diş felastu. Felastu mich nicht. Ya.
Yani ben seni bıraksam da sen beni bırakma Zibel dedi abi. Cemal değilsin sen ya. Abi sen bana niye oyun oynuyorsun ya? Dudağını ısırıp telefonu kapattı. Mehmet Salıç abisi zannetti ben. Burada tutmadı Salıç. Ne yapacağız önce? Ne bileyim ben İsmail. Hep senin planlığın bunlar. Kızı da kendimiz de iyilik yapacağız dedin. Vallahi beni sorarsan geriye bir tek yol kalıyor Salıç. Kıza ben senin karşı boş değilim diyecek. Gitmemesi için bir yol sunacak. Yoksa başka türlü bırakmayacak vallahi bu kız Cemal'ı. Ana! Vallahi yepiş senin bir şey söyledin İsmail. Yok Sadıç. Siz kesin benim bu kızı yamayacaksınız. Siz kesin benim aramı neşeyle sonsuza kadar bozacaksınız. Bunu istiyor musunuz sen? Ben kendim için mi istiyorum Süleyman? He? Ben kendim için mi istiyorum? Adam gömünün yerini bulamasın diye istiyorum. Başladığımız yeri geri dönmeyeyim diye istiyorum. Ağzın gırdımın garibanlığın geri dönmeyeyim diye istiyorum. Hem sen diyorsan ki benim için hava hoş, o da senin kararın. Ya arkadaşlar, ya da bu risk. Süleyman'ın bağladığı kolları iki yana düştü. Abi! Hüseyin'in evi. Neredesin? Neredesin abi? Salona açılan odaların hepsinde Hüseyin'i arıyor. Neredesin sen ya? Abi! 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 Koltuklarını, yastıklarını öfkeyle yere fırlattı. Şöyle! Hüseyin odasındaki kıyafetlerini salona dağıttı. Komodindeki üst üste duran kitapları eliyle savurdu. Dağılan saçlarını geriye çekip nefeslendi. Gözü kitapların arasından düşen fotoğrafa takıldı. Cemal. Gözleri dolmuş, yere eğildi. Cemal uzun boylu, sakallı, başında bandanasıyla yüksek binalı bir caddede Sibel'e sarılıp poz vermiş. Ben bir gelsem Armanya'ya. Anlatacağım sana her şeyi, seni anlayacağım, biliyorum. Bırakacaksın o kızı. Uf, nasıl olacak? Ağlamaklı yüzü birden ciddileşti. Anımsadı. Bak Ayva, ben sana bir şey soracağım. Sen dün gece niye gittin? Yani kalabilirdin burada. Benden çekinmene gerek yok. Olmaz oğlum öyle şey. Burası gazı bir yere. Küçük yer bura. Laf söz olur. Bura Almanya'ya benziyor mu Sibel? He? Laf söz olur. Bekar bir adamın elinde mi kalacaksın sen? Milletle laf sonra. He? Adımızı mı çıkartacaksın sen bizim? Attırma beni. Çıkarsa çıksın. Onu pasaportu yakmadan önce düşünecektin. Beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiriyor Sibel Hanım. Ben Gostak Üzer'in kız kardeşi öyle böyle şöyle dedirtmem. Ölürüm daha iyi. İyi. Öl o zaman. Pasaport çıkana kadar ben burada kalıyorum. Makkay burada kalıyor. O kadar. Dur Sibel ya. Ben niye geldim buraya? Niye babamla evde kalmıyorum ki? Dediler ya yanlış anlaşılacak diye. Ya kasabada yanlış anlaşılıyormuş. Ondan yani. Çocuk işte. Tabii ya. Ona döndü. Tabii. Yüzüne yayılan garip gülümsemesiyle elinde fotoğraf ayağa kalktı. Hicabi turuncu renkte tütün kolonyasıyla koşarak bahçeye çıktı, eline döküp kokladı. Bu kolonya tütün kolonyası Naciye. Tütün kolonyası mı Dostça Soca'ya? Gül suyu yok bende. Gonca kızım, gel gel gül suyu getirme. Ne telaş yaptın be Hicabi? Alt tarafa bir isim Goncek. Her zaman olan bir şey mi bu Naciye? Bir insanın ömrü hayatında kaç defa ismi kulağına okunuyor? Ya neredeyse hoca gelecek. Ortada ni lokum var, ni şeker var. Anam geldiler, geldiler. Gonca kızım koş sen kapıyı aç ve ben de bu eksikleri tamamlayayım. Hadi bakayım, hadi. Gonca göz suyunun pembe kutusunu alıp masaya getirirken Hicabi heyecanla eve girdi. Naciye bebeğin beşiğini sallıyor. Çocuğun anne baba üstünde bir takım hakları vardır. Bu haklardan biri de güzel bir isim. Anne babanın çocuğa güzel bir isim koması sünnettir. Çünkü insan öteki tarafta dünyada kendisine verilen isimle çağrılır. Bu bebeğin
İsmi ne olacak Hicabi Efendi? Selim olacak. Babamın adını koyacağız, Selim koyacağız. Hanımla beraber güzelce konuştun mu? Onun rızasını da aldın mı? Hicabi hocayı işaret etti. Öyle huylarımız pek yoktur emmi. Selim ismini ben de seviyorum hocam, koyabiliriz. Uzman, benim aklıma bir şey geldi. Bu Selim bebeğin dünyaya gelişi sırasında sizi Cemil ve arkadaşları hastaneye yetiştirmişler. Bir takım fedakarlıklarda bulunmuşlar. Öyle oldu. Allah razı olsun onlardan. Estağfurullah Naciye abla. Bebeğe Cemil ismini koymanız gerek yok. Evladım, az önce Selim Gocez dediler. Sen duymadın mı? Duydum hocam. O yüzden bebeğe Cemil ismini koymalarına gerek yok. Her neyse. Bana sorarsanız çocuğun ismini Cemil okusun kulağına. En çok o hak etmiş. Ben mi okuyacağım? Gerçek mi söylüyorsunuz hocam? Ben mi okuyacağım? Okurum. Vallahi billahi ben okurum ismini. Hem çok güzel okurum bak. Hadi bakalım. Oku o zaman. Cemil heyecanlanarak işinin başına geçti. Bismillahirrahmanirrahim. Naciye bebeği kaldırıp Cemil'in kucağına verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle oturam. Hocanın yanındaki yerine dikkatlice oturup uyuyan bebeğin kulağına eğildi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Süleyman bisikletiyle toprak yoldan yokuşu inip evin önüne geldi. Nakkayva. Ana, Sibel. Ben tam seni geliyordum ha. Öyle mi? Ben de sana gelecektim aslında. Bana mı? Ya. Neden? Önce sen söyle. Sen söyle. Sen kızsın bayanlarından. Peki. Ya dün akşam dedin ya sen, hani abin seni gezdirmiyormuş falan diye söylüyordun ya. Gezdir misin beni acaba diyecektim. Yani Yeşil Ova'yı. Ana, aynısını diyecektim ha. Ya. Vallahi kalbin temizmiş. Billahi aynısını söyleyecektim. Bisiklet bulup geldim ya sana. Bizim Ersen'in bisikletini alıp geldim gezeriz diye. iyi o zaman. Hadi sevdir bana Yeşil Ova'yı. İyi. Tut bakayım bisikletimi. Kırmızı bisikleti Sibel'e verip eve girdi. Arkasında kasasıyla mavi bisikletini evden çıkardı. Hazır mı? Hazırım. Hey. Ana çocuğu bak çocuğu. Ya! Makkayva! Süleyman önde, Sibel arkada yola koyuldular. Kadıkamet-i selat, kadıkamet-i selat. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Senin adın Selim. Senin adın Selim. Senin adın Selim. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Amin. Ellerini açıp hep birlikte dua ettiler. Gagasını yapmış bu. Hem çok büyük gagasını yapmış. Bak ben size diye veren. Leş gibi kokuyor bak. Gerçekten gagasını yaptı bu. Hay Allah. Hicabi koş çaputtan kolonya getir. Hazır bezle getir teyzem koş. Selim niye yaptın oğlum sen? Koca kızım. Cemil abi işte Selim'e. Hadi bakayım. Bayılacağım ince hocam. Gerçekten bayılacağım bak. Çok kötü kokuyor bak. El kadar çocuk da böyle koku çıkar mı ya? Ne yediriyor musunuz siz buna? Sizin koku eşleriniz yüzünden. Anama dedim o kadar yeme diye mi? Konuşma kız. Yürü git babana yardım et. Bulmaz şimdi o. Cemil geriye doğru gerindi. Gümrükten kaçak mal çıkmış gördün mü? Bak orada duruyor öyle bak. Mehmet Ali Cemil'in gömleğindeki para büyüklüğündeki koyu lekeye baktı. Hicabi koşarak salona girdi. Vitrinin üst dolaplarını, çekmecelerini karıştırıyor. Naciye! Nerede bu? Bulamıyorum ben bezleri. Tutturdum bir hazır bez, hazır bez. Adamın üstünü batırdık işte. Çapuz sanki neyin yetmiyorsa. Arkamda işte baba. Nasıl görmüyorsun koca bezi? Sehpayı gösterdi.
Gözümün önündemiş halbuza. Nasıl gömediyse. Baba, ben senin haline baktım bugün. Öyle Selim için koşturuyordun ya. İçimden dedim, babam eski babam oldu yeniden. Eski günlerdeki gibi oldu. Gayrı sen bize kızsan da, bağırsan da ben darılmam seni. Ben biliyorum, sen belli etmesen de seviyorsun bizi. Çok seviyorsun hem de baba. Gel kız bana, gel bana. Ağlamaklı olup sıkıca Gonca'ya sarıldı. Yüzünü tutup candan gülümsedi. Gözün mü kardeşin ya? Cemil'in yüzünü nasıl batırdı? Sevmiyor Cemil'i, sevmiyor. Beze koşturdu dışarı. Dağların arasında yemyeşil ova yamaçtaki evlere doğru uzanıyor. Sağ taraftaki dik tepeliğin eteğindeki dar toprak patika yolda bisikletle geliyorlar. Süleyman öne düşmüş, zikzaklar çekerek sürüyor. Yavaş biraz, yetişemiyorum. Azıcık kuvvetli basacaksın pedalı. Hızlı hızlı basacaksın bak. Basıyorum. Derenin üzerindeki demir köprüden geçerken tam ortasında durdular. Dugari burada. Manzaraya bak diyor, manzaraya bak. Başka yer bulamazsın. Çok güzel gerçekten. Olmam canım. Bir de bizim buranın neyi güzeldir biliyor musun? Yaş nohut. Ne? Konuşması. Nasıl? Şimdi mesela benim adım Süleyman Kara ya. Aha. Burada ne diyorlar? MacGyver. Ne? Süleyman Kara. Süleyman Kara. Vallahi söyledin ha. Süleyman Kara. Sen ne güzel söylüyorsun be. Sen peşimi düş de ben seni manyak bir yere götüreceğim. Nereye götüreceğim? Söğülüme. Söğülüme. Kızım ağzımı yapmasana. Allah Allah, o ayrı bu ayrı. Tamam, yapmıyorum. Yapmıyorum, Süleyman Kara. Bak. Süleyman Kara. Kız. Süleyman Kara. Bahçenin içinde tuğlalardan yapılma kulübenin Süleyman otlar bürümüş bahçesine girdiler. Süleyman Kara. Yeter gari be. Allah Allah. Duyan da mata bir şey zannedecek beni. Mata? Değerli yani. Önemli, büyük adam be. Zaten öylesin. Öyle değil mi be? Zaten yanaklarım kızarmaya yürüyor. biz niye geldik buraya şimdi? Burası obada mı? Bizim buralarda yazın gelip burada dururlar. Hem sade o değil tabii. Burası nere biliyor musun? Nere? Süleyman Kara'nın doğduğu yer. Ya. Anam burada doğurmuş beni. Yazın, mahsul zamanı. Bir de Hacı teyze vardı, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. O da ebeliğimi yapmış. Burada doğmuşum anıcan. Yeşildeniz'in orta yerinde. Hastanede değil yani, bayağı burada. Ne? Burası eskiden bizimmiş de. Babam bizi terk edip gidince anam satmış burada. Ne yapacak? Kadın başını. Kıyında bir oğlan çocuğu. Sibel, ben sana bir şey diyeceğim. Önemli bir şey diyeceğim. Ne? Ben seni üzersem, kırarsam beni affet oğlum. Sen beni kırmazsın ki. Öyle bir insan değilsin sen. Ama olur ya ben seni kırarsam ya da üzersem sen beni affet olur mu? Ana olur mu öyle şey canım? Asıl sen kimseyi üzmezsin, sadece ben değil. Sen kimseyi üzüp kırmazsın. Sen hiç öyle biri değilsin. Birbirlerinden gözlerini kaçırıyorlar. Sibel, ben neden seni buraya getirdim biliyor musun? Neden? Bu hayatı gözlerimi açtığım yere, babam bizi terk edip gittiği yere. Çünkü ben hayatı yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Sibel, ben seni karşı boş değilim. Sen Almanya'ya gitmesen olmam. Burada beraber yeni bir başlangıç yapsak olmam. Süleyman başını çevirmiş utangaç. Süleyman. Sibel elini tuttu. Ben nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama ben de sana bir şeyler hissediyorum galiba. Yani senin dediğin gibi dersek nasıl diyordun?
Ben de sana karşı boş değilim. Süleyman kısıldı. Boş değil misin? Aha. Boş değilsin yani. Değilim. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Eğer istersen güzel şeyler olacak. Yani tabii sen istersen. Şimdi benim böyle ayaklarımda kafam doğru bir ateş doparcağı çıkıyor biliyor musun? Oh. Benim bir şeyler hopuyor. Süleyman! Birden yere yıldı. Sibel dürtüp etrafına bakındı. Kollarının altından tutup kaldırmaya çalıştı. Sürükleyerek kulübeye soktu. İçeride uzun uzun çuvallar duvara yaslandırılmış. Kulübe eski ve yıpranmış. Uzun çuvalların yanındaki geniş tahtaya devrildiler. Süleyman'ı yana yatırdı, yeleğinin düğmelerini açıp kravatını çözdü. Kolları iki yana açık, baygın yatan Süleyman'ın gömleğini açıp kemerini belinden çıkardı. Süleyman külçe misali yatıyor. Yan çevirip gömleği çıkardı. Süleyman atlet ve içlikle kaldı. Giysilerini etrafa saçtı. Kusura bakma Makkayva. Sen çok iyi bir insansın. Ama aklıma başka yol gelmedi. Elini üstüne sürüp kenardan süzülür gibi geçti. Süleyman'ı öyle bırakıp kulübeden kaçar gibi çıktı. Resim baygın, yarı çıplak yatan Süleyman'ın yüzünde dondu. Yönetmen Yahya Samancı yazdı. Bu dizinin betimlemesi TFT Film tarafından Ses Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesibetimlemedernegi.com Metin yazarı ve seslendiren Çiğdem Banu Yeşilırmak. Altyazı Bülent Temur, Tugay Çiftçi, Çağrı Doğan. İşaret dili Hasan Hüseyin Korkmaz. Kontroller Fulya Akbaba, Dolunay Ünal, Samet Demirtaş. Teknik yapım Murat Çağlar Özçelik, Hava Faydalı. Yeşildeniz.tv facebook.com/yeşildeniz.tr1 Bölüm oyuncuları Zuhal Erman, Gülten Güneş, Tuğba Keskin, Aybars Irmak, Oğuz Gürol. Yapım TFT yapım. Yapımcı Ayfer Özgürel. Genel koordinatör Pertev Atasay. Uygulayıcı yapımcı Rahmi Kukul. Görüntü yönetmeni Cem Genekçi. Genel koordinatör Pertev Atasay. Senaryo Ali Kara, İdris Meydi, Serkan Birlik, Arzu Birol. Kas kakışı başladı. Sponsorlar bir İki Petrol, Mustafa Aktepe reklam akışı başladı. Bu program TRT1 tarafından TFT firmasına yaptırılmıştır. Koyu mavi taş damarlı zeminde kenetlenen harflerle TFT yapım yazısı oluştu.